Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, inne hamde ve inne mate ve kemal mülk la şerike. Normal. Her şeyi hallettik, bütün İslam'ın hak din olduğunu inandın, giyimden mi takıldık? Yok. O zaman ne konu? Ben hacı taptığım için eğiliyorum. Eğer ki hacı tapmasam ben eğilmem ona. Hacı nasıl tapabilirsin ya? Çünkü ben İsa'yı tapıyorum. Tamam. İsa, ya haçla İsa'nın ne şeyi var? Haç İsa'yı temsil ediyor bize göre. Yani ben ateist olsam, bak samimi aynen söylüyorum, veya başka bir dine mensup olsam, falan, ben bu ayetleri okudum, dedim ki ya bu sapkın bir din. Mesela Kabe olayı benim aklıma yatmıyor. Hristiyan olmuşum, benim kafam kesiliyor mu, kesilmiyor mu? Bak işte burada diyorum ki senin hareketin önemli diyorum, sen benim cümlelerimi anlamıyor musun? Ben misyonerlik yapıyorum. Toplum ahlakını bozan kişiye mürtet denir ve mürtetin katli vaciptir ki çünkü toplumun bir değeri vardır. Ne oldu, değer mi bozuluyor? Bu çok cidden tarihsel bir kitaptır. Anladın tamam mı? Çok bilgi ister, anladın mı? Hristiyanlıkta her sorduğumuz soru, senin sorduğun soruların hepsi gerçekten çok böyle cevapsız kaldı yani. Siz bir topluma benzerseniz siz de onlardansınız tamam diyor. Kur'an'da net bir ayet var. Müşriklerin dahi Muhammedül Emin diye adlandırdığı, yani herkesin emin olduğu, herkesin güvendiği bir kişi hırsızlık yapabilir mi ya? İsa Mesih bizim için aslında geldi. Anladın mı? Kurtuluşumuz için geldi. Zaten İncil'de de bunu da yazıyor. Yaratıcı bana öyle birini göndermesi lazım ki senin benim gibi olmaması gerekiyor. Ama benim bir soruya cevap veremem. Hristiyanlığın kötü olması değildir. Anladın mı beni? İslam dininde yapılan her bir fiiliyatın muhakkak ve muhakkak açıklaması var. Ama işte diyorum ya ben İncil'i okuduğum zaman yani açıklama bulamıyoruz. Hani diyor ya ne bileyim ben işte yaratıcı. Ya ne bileyim olmaz ki. Ya yaratıcı olsan oyun mu oynuyor? Hani bize bir şey bildirmesin. Her şey yapma. Ben kutsal kitabıma güveniyorum. Rabbime de güveniyorum. Ben ne derse ben kutsal kitaba inanıyorum yani. Şu anda İslam şeriatı burada olsa benim katlim vacip. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta bir programın devamını yapacağız. O da şu. Geçtiğimiz günlerde izlemiş olduğunuz Hristiyan kardeşimiz burada. Ve karşısında onunla güzel güzel konuşup orta yolu belki bulacak Bahadır Malkoç da burada. Bahadır abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hamdolsun, iyiyim, sen nasılsın? Allah'a şükür ben de iyiyim. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın, iyi misin? Şükürler Rabbim, sen nasılsın abi? Allah'a hamdolsun, ben de iyiyim. Hoş sefa geldiniz, çok mutlu ettiniz beni. Bugün gerçekten bir ilki yapacağız, ilki başaracağız. Bir Hristiyanla Müslümanı karşı karşıya getireceğiz ve bunu kameralar karşısında ilk defa Türkiye'de yapan biz olacağız. Soru cevap olacak. Hristiyan soracak, Müslüman cevaplayacak. Müslüman soracak, Hristiyan cevaplayacak. Ancak bence en doğrusu, en düzgünü hangisi ise izleyenler buna karar verecekler diyorum. Baştan söylemek istiyorum. Programımızı çektikten sonra, daha sonra silmek, kaldırmak hakkına sahip değilsiniz. Bunu onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Önünüzde bulunan kağıtlara size zahmet imza atarsanız, isim soy isim sonunda ve imzanızı atarsanız bu vesileyle geliyor kalemin. Bu vesileyle programımızı da koruma altına almış olacağız. Çünkü olası bir tartışmada herhangi bir şeyi daha sonradan geçerli olmadığını da sizlere bildirmek ve anlatmak istiyoruz. Yeraltı YouTube kanalı olarak bu tarz programlara önem gösteriyoruz. Çünkü merak ettiklerimizi, daha doğrusu merak edilenleri bu programlar vesilesiyle milyonlara aktarıyoruz. Biz burada anlatıyoruz, milyonlar da izliyor. Haliyle bu programlar insanlara çok değer veriyor. Yani bu programlar vesilesiyle sizin bakışlarınız İslam'a, Hristiyanlığa, Satanizme değişkenlik gösteriyor. Çünkü bir takım bilgiler bizde ancak sınırlıdır veya gerçekten duyduklarımızı biliyor zannediyoruz. Ancak bu programlar vesilesiyle gerçek ne ise onları konuşuyoruz. Evet, rejiye anlaşmalarımızı verdiğimize göre artık programımız başlıyor son hızıyla. Bahseder misiniz? Sizler kimsiniz? Ben Bahadır Malkoç. Gebze'den geliyorum. Bu şekilde güzel projelere katılmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde de İslami noktada da hizmetlerimiz var. Yine YouTube'da, sosyal medyanın farklı platformlarında da bu şekilde de hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde. Hoş geldin, sefa geldin. Merhaba, ben Berk. 19 yaşındayım abi. TikTok videoları vesaire çekiyorum. Tamamen ücretsiz, hiçbir yerden yardım almadan millete yardımcı oluyorum. Kiliselere gidiyorum, kendimi geliştiriyorum din açısından. Almanya'dan geldim. Hoş geldin. Buraya yerleştim artık. Çünkü Hristiyanlığı millet kötü gördüğü için yani dedim artık hani bir karşı bir şey yapalım da millet bizi tanısın, kötü görmesin diye. Bu muydu yani gayen? Türkiye'ye gelişin aslında bundan sebep mi? Bundan değil aslında. Vatanım sonuçta. Kendi öz vatanım olduğu için geldim. Türk'üm, onun için yani. Hoş geldin. Hoş peki, buldum.
Berk, doğuştan Müslüman değilsin. Doğru mu? Yani aslında Hristiyan doğdun. Aslında ben şöyle düşünüyorum abi, her zaman dediğim gibi. Bir insan ne Müslüman ne Hristiyan olarak doğar. Çünkü ben doğarken annem, boynum haç yoktu ya da Kur'an'la annemin karnından çıkmadım. Yani demek istediğim her çocuk aslında bir dinsiz olarak doğar. Ondan sonra seçilir. Ailesi tarafından olsun vesaire vesaire ya da kendi akla eriştiği zaman olur. Dış etkenler sence buna sebep olur mu? Olur. O zaman senin Almanya'da doğmuş olman seni bu şekle mi getirmiş? Hayır, ben aslında Türkiye doğumluyum ama ben yani yıllardır araştırıyorum. Yani küçüklüğümden beri, 11 yaşından beri İncil Kur'an okuyorum. Anladım kardeşim. Allah hayra çıkarsın inşallah. Bugün İslam'la alakalı tüm merak ettiklerini sormanı istiyorum. Özellikle Bahadır abinin, çünkü bu alanda ciddi bilgisine güveniyorum. Senin de bu alanda soru soracağına eminim. Evet. Hadi bakalım, sor gelsin. Tamam. Ben mi sorayım? Olur. Abi öncelikle merhaba. Merak etme, soruları soracağım şimdi. Abi Kabe'nin etrafında dönüyor, doğru mu? Evet. 7 kere. Evet. Nedendiğini biliyorsundur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnne hamde ve inne mate ve kemal mülk la şeriki. Evet. Burada dönerken deniyor ki emret, Allah'ım emret. Mal senindir, mülk senindir, hamd senindir. Evet. Sen bir dinsizsin diyelim ya da İslam hakkında bilmiyorsun. Ben de sen gittik Kabe. Evet. Dedim ki sen, o ya kardeşim burada ne yapılıyor? Abi işte bunlar etrafından dönüyor. Emret Allah'ım emretti. E sen demez misin? Bunlar bu dizimle ne farkı var? Şimdi yapılan şeyin niyetiyle alakalı bir şeydir. Hı-hı. Örnek veriyorum, bir şey yapılıyorsa onun amaç ve gayesi önemlidir. Hı-hı. Orada dönen Müslümanlar, oradaki o ibadeti yapan Hı-hı. Müslümanlar o taş, oradaki yapıdan medet ummuyorlar. Veyahut da ben de gittim oraya. Evet, dua Hı-hı. ediyorsun. Orada belli umre görevleri, hacca gidenler hac görevleri Hı-hı. vesaire bunlar yapılıyor ama bunlar yapılırken Hı-hı. ben o taştan, İşte o yapıdan medet ummuyorum. Hı-hı. Müslümanlık inancında bu yoktur yani. Evet. Ama Budizm dediğimiz şeylerde onlara gidip sorulduğu zaman o taşlardan, o putlardan medet umuluyor. Aslında oradan da ummuyorlar. Şimdi şöyle bir şey de var. Ama İslam'da namaz kılarken deniyor ya, önünüzde bir heykel durmasın, bir şey olmasın, önünüzde tamam. hiçbir şey olmasın. Evet. Niyet dediniz ama. Niyet önemli dediniz. Niçin öyle diyorsunuz? Tamam, bir taşa, yani normalde orada yapılan ibadet, hani senin söylediğin hani taşa yapılmaması gerekiyor. Şey Hı-hı. puta yapılmaması gerekiyor. Zaten Kabe'de bir putluk bir durum yok. Yani bir şekil verilmemiş, yüz şekli yok. Veyahut da herhangi bir tanrısal düşünceye şeklinde bir şekil yoktur orada. Peki Kabe İslam'dan önce kimlere eğiliyordu? Putperestler eğilmiyor muydu ya da dönmüyor muydu? Putperestler kendi şeylerine yapılıyordu. Heykellerini oralara yapmışlar. Ama orada da vardı. En büyük put olarak görmüyorlar mıydı Kabe'yi? Putperestler. Hatta Hazreti Muhammed hepsini tek tek kırdırdı. Sonra Kabe'yi ellemedi. Tam işte Kabe bir put olarak değildi zaten. Ama putperestler önceden dönmüyor muydu orada? Bak, putperestler dediğin olay işte Kabe'nin çevresindeki putlara zaten tapılıyordu. Tamam. Onlara İslam, yapılıyordu. İslam öncesi Kabe'nin etrafında dönüyorlar mıydı, dönmüyorlar tamam, mıydı? Tamam, orada da evet ibadetler yapılıyordu aynı tamam, şekilde. Tamam, ama bunu putperestler yapıyordu, Müslümanlar yapmıyordu. Müslümanlık tamam. yoktu zaten o zaman. Tamam, Müslümanlık yoktu ama benim demek istediğim olay zaten oradaki mesele, bunu yapanlar zahiren görünen şeye tapıyorlardı. Hı-hı. Müslümanlarda bu olay yok. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Tam Müslümanların ne farkı oluyor ki bu sefer? Birisi de öbür putperestler de etrafında emret Allah'ım emret diye dönüyordu. Şu anki Müslümanlar da lebbeyk Allahümme lebbeyk, emret Allah'ım emret diye tamam, dönüyor. Tamam, ama oradaki olay putlarla alakalı bir şey. Hı-hı. Yıkılan putlarla alakalı bir şey, çünkü putlarla net bir şekilde medet umuluyordu. Ama Müslümanların medet umduğu şey putlar değil veyahut da oradaki o yapı değil. Anladın mı? Aradaki fark bu. Peki neden etrafında dönülüyor? Yani mesela şimdi mantık, benim mantığıma sığmıyor. Yani şimdi şunun gibi. Eğer ki bunu bir Hristiyan yapsaydı, emret Allah'ım emret, mal senindir, mülk senindir ve ona 5 vakit secde etmek lazım. Evet. Eğer ki etmezsek her cezası için 30 yıl, 60 yıl her vakit için cezası da var. Hani bu mantıklı mı oluyor? Biz sadece bir taşa eğilmek için yani. Taşım. Hayır, buradaki olay işte sadece zahiri bir şey değildir ki, işte bir taşa eğilmek. Zaten oradaki olay bir taşa eğilmek değildir. Yani Müslümanlar bir kıble belirlenmiştir. Yani bir düzen olması lazım. Örnek veriyorum, bugün kıblemiz Kabe'dir. Bu Kabe olduğu için bunu soruyorum. Farz-ı misal başka bir şey olsaydı bu sefer o niye diyecekti. Yani bir yer tahsis edilmesi gerekir. Niye? Biz Hristiyanlık diyoruz ama. Bak, bu sizde olabilir. Bize bir düzen var. Olması gerekiyor. Bize de düzen var ama. Şimdi ne ibadetin nasıl bir düzeni var sizde? Nasıl yani? Namaz gibi bir ibadet yok zaten. Bazı mezheplerimiz var ama. İşte bizim. Burada zaten bazısında var, bazısında yoksa burada büyük bir çelişki var. İslam'da da var ama. İslam'da 3 vakit var, 5 vakit var, 7 vakit var. İslam'da hiçbir mezhepte 5 vakit namazın ne üstüne ne de altına çıkılır. Şia'da 3 vakit değil mi? Şia ehli sünnet mezhep olarak kabul edilmez ki. Olsun, sonuçta bu da bir İslam değil mi? Ama bak, ehli sünnet olarak kabul edilemez. Şia'nın biz içeriğine girdiğimiz zaman Kur'an'la çelişen çok noktaları var. Şialar Müslüman değil mi?
Bak çelişen çok noktalar var. Yanlış yapabilirler. Ben ona bir şey demiyorum. İnşallah Müslüman mı değil mi? Bak şimdi Müslüman olabilirler ama yanlış bir itikat üzerinde devam edebilirler. Ama sen deminden dedin Müslümanlar hiçbirisinde yok dedin. Onlar Müslümansa. Bak yanlış hareket edebilirler diyorum. Ama yanlış hareket. Eyvallah, Kur'an'da bu yoktur diyorum. Onu demiyorum. Üç vakit dediniz ama. Dediniz, ben dedim ki inşallah 3 vakit. Ama hiçbir Müslümanlık yok dedi. Onlar da Müslümanlık. Demek ki varmış yani. Bak şimdi bugün örnek veriyorum. Bir katı bir Alevi'ye de gidip sorulduğu zaman. Hı-hı. Tamam mı? Yanlış itikat üzerine gittiklerinden ben bahsediyorum. Hani böyle bazı noktaları var, bazı düşünceleri. Onlar da diyor biz Müslümanız. Ama örnek veriyorum onunla bazı kesime sorduğun zaman diyor ki bizim namaz kılmamıza gerek yok. Hı hı. Hz. Ali Efendimiz bizim için kılmıştır bitmiştir. Hı hı. Bak bu Kur'an'da yoktur. Bu sünnette yoktur. Tamam İslam'da işte demek ki ayrılık var böyle şey. Siz dediniz de size ayrılık var ben dediğiniz ki, gibi sizde var bak, yani. Hayır ama ben Kur'an namazı emrediyor. Hı hı. Örnek veriyorum senin eğer ki bahsettiğin Hristiyanlığın diğer mezhebindeki diyorsa ki benim kutsal kitabım bunu emrediyor o zaman sen niye yapmıyorsun? Veyahut da sen diyorsan ki hayır benim kutsal kitabımda bu yok. Hı hı. O zaman niye onlar kılıyor? Anlatabiliyor muyum demek istedim? Anladım. Problem burada başlıyor bak. Ben o yüzden diyorum İslamiyet noktasında bir düzendir. İşte kıblemiz Kabe'dir. Bu bir düzendir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insan namaz kılacağı zaman belli bir düzen üzerinde, belli bir şey üzerine yapılması gerekiyor. Yani bir düzen olması gerekiyor. Ama bakıyoruz bu işte sen dediğin zaman işte neden orası? Yarın öbür gün başka bir şey Cenab-ı Allah murat etseydi. Örnek veriyorum kıbleniz farz edelim ki Kudüs. Mescid-i Aksa. Bu sefer diyecek niye Mescid-i Aksa? Ben aslında mesela oradaki yani. Değil. Ben oradaki sadece bir taş için demek istiyorum. Sonuçta herhangi bir Budist de gelse aynı şeyi diyecek. Ama Budist o bahsettiğin... Hristiyan gelse aynı şeyi diyecek. Budist veya Hristiyan vesaire buradaki olay onların niyeti. Hı-hı. Biz ben örnek veriyorum namaz kılarken o taştan oradaki o yapıdan bir medet umuyorum ki. Hı-hı. Veyahut da oradaki ibadetimi yaparken o yapıdan bir medet umuyorum. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir görsel, bir simge, bir emredilmiş bir ibadet var. Ama ben duama örnek veriyorum ederken veyahut da secde ederken oradan bir medet olacak diye değildir yani. Ama bir Budist'e sorduğumuz zaman onların tanrı olarak kabul ettikleri çok şeyler. Çok etmiyor aslında. Orada bir farklı mezhepler de var. Ben biliyorum çünkü Budizm'de. Budizm'de diyor ki biz onu etmiyoruz. O sadece bir aracı. Tamam. İslam'daki gibi. Niyet diyor önemli aslında. Ben çünkü Budist'e de konuştum. Ama ben demek istedim. Siz diyorsunuz ki niyet önemli ise. İşte bak yine diyorsun ama itikattır bu. Yok. Niçin önünüzde biliyorsunuz bir heykel olmasın, hiçbir şey olmasın. Yok namazı geçen önünden geçirmesin. Yok niçin niyet önemli değil mi burada? Tamam bak ben ama demek istedim sen ne sanıyorsun? Bazıları da bunu vesile olarak kabul ediyor. Şimdi burada büyük bir itikat vardır tamam mı? Yani aynı inanış diyoruz örnek veriyorum falanca bir din. Falanca bir dinin en temel özelliği olan itikat meselesi. Yani yaratıcının netlik meselesi. Birisi diyor ki ben bunu vesile olarak kabul ediyorum. Diğeri diyor ki yok bu benim tanrımdır. Ya bu kadar önemli bir mesele. Bak mezhep gibi örnek veriyorum ufak tefek teferruatlardan bahsetmiyoruz. Dinin İnanışın en temel meselesi olan yaratıcı meselesi. Anlatabiliyor muyum? Yaratıcılık vasıflık meselesi. Gibi bir meselede itilafa düşen bir inanışa ben nasıl hangisini kabul edebilirim? Yani, ama ben dediğim şeyi anlamadım. Ben diyorum ki İslam öncesi orada putperestler de dönüyordu. Orayı da şükrediyorlardı. Orayı da şey yapıyorlar. Ben anlatıyorum demek istedim, işte. Putperestin aslında devamı değil mi? Çünkü putperestlerden ne fark var? Onlar da diyordu. Şey de diyebilirlerdi. Bu aslında aracı. Bak Kur'an tamam işte diyebilirlerdi diyorsun ama demiyorlardı. Putperestlerde böyle bir şey yoktur. Yani eski İslam'dan önceki inanışlarda böyle bir şey yoktu. Onlara tapıyorlardı. Anlatabiliyor muyum? İslam inancı gelmeden önce hatta insanlar Kabe'nin olduğu yerden bak o kadar kutsal olarak kabul ediyor. Kabe'nin olduğu yerden taşları yanlarına alıyorlardı. İşte ticarete çıktıkları zaman. Şu an ticareti yok mu? Vesaire. Kabe? Neyin ticareti var? Nerede satılıyor Kabe'nin taşı? Yok Kabe'de hiçbir şey ya şeytan taşı mı olsun başka bir şey olsun ya da herhangi bir ticaret yok mu? Kabe dönmüyor mu şu anda? Hayır ticaret olsun derken adam ticarete çıktığı zaman yani başka yerlere örnek veriyorum 6 ay bir sene gelmiyordu. Oradaki putlaşmış o putları o kadar kutsal olarak kabul ediyorlardı ki yanlarında alıyorlardı. Hani bizzat vesile olarak değil bizzat bizim yanımızda olsun diyordu. İnançları bu şekildeydi. Ondan sonra zaten birazcık daha putperestlikler çoğalmaya başladı. Daha şekiller olmaya başladı İslam tarihi öncesini araştırdığın zaman. Yani putperestlik bu şekilde başladı orada. İslam'ın seccadeyi yanına alıyor öyle gidiyor yani. Çünkü aslında... Hayır seccade bak. Seccade de şimdi şöyle bir şey. Hayır çünkü... seccade temiz olması için. Yok seccade. Ya bak ben biraz önce burada namaz kıldım mesela. Buranın temizliğinden şüphem yok. Yok gerçi pardon. Seccade koydum biraz önce ama daha önceden seccadesiz de kılmıştım burada. Evet çünkü... Bak o an alışkanlık. Şimdi yani ben gittiğim yerde örnek veriyorum oranın temizliğinden bir şüphem yoksa ben orada seccadesiz de namaz kılabilirim. Ama insanların yanına temiz olması, ibadeti temiz yerde yapılması lazım. Öyle değil mi? Yani sen örnek veriyorum pis bir yerde ibadetini yapar mısın?
Ve bilmiyorum hani İslam inancı bunu kabul etmiyor. Bize her yerde ibadet yapılır. Çünkü Allah her yere gelebilir. Ya, bize gelemez sıkıntı... diye bir ihtişam. Yani ben madem ki o an bir ibadetimi yapacağım. Hı-hı. İslam zaten temizlik dinidir. Yani her noktada her ibadeti yapmadan önce temizliği emrediyor. Yani abdest alıyoruz yani. Ben ibadetimi yapmadan önce kendimi temizlememle beraber olduğum yeri de temizlemem. Yani bugün gerekiyor. Bize temizlik önemlidir ama bugün sokakta yatan bir adam bile... Tamam, diz çöküp Rabb'e yalvarabilir çünkü sıkıntı yoktur. Hadi şunu tamam. Yapacağım, bunu yapacağım ya da... Tamam, İslam'da da bu. Acıyorsun ama temiz yerde kılamam, yapamam vesaire şüphe ya. Duyduğum yerlerde diyorsun ya. Mesela bugün benim üstüm pisse bile dedim ki Rab beni her türlü bakar. Çünkü benim dışıma bakmıyor. Sen doğadan bakmıyor. Bahsediyorsun. Ben de bir Müslüman da isterse çöplüğün içinde de olsa dua edebilir. Rab. İbadet noktasında. Şöyle de bir durum, istisna noktaları olabilir. Yani üzeri çok kirlidir, değiştirme noktası yoktur veya zaruri bir durum vardır. Ya bunlar da farklı durumlar vardır ama ben keyfiden bahsediyorum. Madem ki benim imkanım var, şartlar el veriyor, ben temiz bir yerde ibadetimi yaparım. Yani örnek veriyorum, ben insan olarak pis bir yerde oturmam dahi, oturmayacağım yerde neden ibadetimi yapayım? Anlatabiliyor muyum? Yani olay bununla ibadet. Yani yanında taş götürmekle yanında seccade götürmenin arasında yani milyonlar kadar fark var. Aynı iş. Yani biz bu konuda aslında uzlaşamayacağız ama her zaman dediğim gibi ben hani... Çünkü bir taşın etrafı. Ben şu an önüme bir şey koysam, biz hac koyabilir miyim önüme? Çünkü ben haca tapıyorum. Ben haca tapıyorum. Onun ben onun şey değil. Eğer hac dışına ya da başka bir şey koysam önüme, ne bileyim bir taş olabilir, başka bir şey olabilir. Önünde eğilinse, eğilsem böyle, sen bana ne dersin ki abi şimdi? Demez misin ki sen ne yapıyorsun? Misal. İşte ibadetini sorarım. Ben derim ki ne yapıyorsun? Mantıklı mı bulursun peki? Hayır, ne yaptığını sorarım. Senin açıklamana göre, senin tebliğine göre ben orada not veririm. Mantıklı bulur musun? Derim ki bu Allah Allah aracımızdır, bu benim kıblemdir. Tam aracı dediğin an problem. İslam dini bunu da ortadan kaldırıyor. Kıblemdir dese. Ya bunu yaratıcı mı söylemiştir? Ya benim tane kitabımda diyor ki bir tane taş koy önüne ya da bir yerde şey var. Onun önüne eğileceğiz, kalkacağız. Bu benim kıblemdir. Sen bana ne dersin? Ya bunda bir problem olur. Evet, tamam der misin putperestlik ya da sen bunu normal mi bulursun benim taşa eğilmemi? Tamam, ona bakış açım benim için önemlidir. Sen dersen ki aynı işte benim kutsal kitabımda işte ibadetimi yapmak için bu yön tayin edilmiştir. Ben de bu yöne doğru ibadetimi yapıyorum dediğin zaman ben sana o yöne yöneldiğinde oradaki örnek veriyorum yapıdır. Vesaire başka bir şeydir fark etmez. Bundan medet umuyor musun dediğim zaman sen eğer bundan medet umuyorum dersen o zaman putperestliğe gider. Ama dersen ki hayır ben ondan medet umuyorum. Sadece benim kutsal kitabımda buraya doğru ibadetimi yapmamı emredilmiş dediğin zaman tamam. Burada bir putperestlik yok. Eyvallah. Yoktur. Ben demek istediğim tam bir halde ki anlamadın da ben demek istediğim bu benim kıblemde bir taş var. Yani dikili taş. Mesela Çemberli Taş Sultanahmet'te var. Tamam. Ben buna eğiliyorum. Ve etrafında emret Rabbim, emret diye dönüyorum ya da başka bir şeyler diyorum. Eğiliyorum ona 5 vakit, 10 vakit, 20 vakit neyse. Sen bana der misin ki bu doğru, yani yanlıştır bu? Bak işte aynısını söylüyorum. Senin oradaki yaptığın şeyi sorguluyorum. Yok yok sen der misin ya yanlıştır. Ben derim ki kıblem bu. Sen mantıklı bu musun? Ben kıblem bu dedin ya. Kıblem bu. Mantıklı medeninden medeninden pek anlamadım. Bak kıblem bu dedin ya. Ben de diyorum ki işte ben diyorum ki sen ibadetini yaparken bundan medet umuyorsan putperestsindir. Ama bundan medet umuyorsun. Kendi kutsal kitabında da bana bunun yerini gösteriyorsun. Diyorsun ki benim yaratıcım işte inandığım peygamber bunu yapmıştır ve bunu yapmamı da emretmiştir dediğin zaman ben seni putperest olarak görmem. Yani putperest olarak görmezsin yani diyorsun. Putperest olarak görmem. Yani kıblemdir ama taşa eğilebiliriz. Bak taşa eğilir. Kıblemdir ama. Ne? Kıbledir. Ya ben çünkü camide yapılsa sıkıntı yok. Ben demek istiyorum. Camide tamam ibadet edebilir. Tamam caminin böyle... de belli bir yönü yok, olması yok, lazım. Sen beni. Yok ya yanlış anladın. Camide ben ibadete bir şey demem. Kilisede, sinagogda ya da bir şu evin içinde bu etraf sıkıntı yok. Tamam. Ama dersen ki benim için şu taş kutsaldır. Ve bu kutsal taşa eğilmem lazım. 5 vakit. Ve her vakit eğilmediğim için her vakit ceza var. Tanrı beni cezalandırıyor. Allah beni cezalandırıyor. Tamam. Mantığıma uymuyor. Ya bu... Tamamen senin. Bak ben sen diyorum ben de haca tapıyorum. Bu da benim mantığıma uymuyor o zaman. Onun sıkıntı yok ama ben haca taptığım için eğiliyorum. Eğer ki haca tapmasam ben eğilmem ona. Haca nasıl tapabilirsin ya? Çünkü ben İsa'yı tapıyorum. Tamam. İsa, ya haçla İsa'nın ne şeyi var? Haç İsa'yı temsil ediyor bize göre. Tamam İsa Aleyhisselam'ı hissedemiyor musun o zaman da? Niye önüne bir tablo koyuyorsun? Ama onu koyabilirim, koymayabilirim. İstersem şurada da diz çöküp duamı edebilirim. Tamam biz de aynı şekilde diz çöküp duamızı edebiliyoruz. Eten namaz kılarken illa kıble olması lazım değil mi? Namaz kılarken bir düzen olması lazım. Neye göre, ne tarafına göre namaz kılacağız? İstediğin yöre kılsan ne olacak? Ya bu şekilde bir şey tayin edilmiş. İstediğin yöre kılsan ne olacak ya? Düzensizlik mi olacak?
bir düzen olması lazım. Yani, İslam dini baştan aşağı bir düzendir. İslam dinine ben baktığım zaman benim yani yatmaktan kalkmama, ticaretimden uyumama, insanlarla muhabbetimden, günlük hayattaki her şeyime kadar muhakkak ve muhakkak yol göstermiştir. Mesela şeyde bu yoktur. Giyisi konusunda. Ne? Giyisi konusunda. Hepsinde vardır. Sünnet-i seniye. Vardır bu. Yapılmıştır. Ha, hayatına geçirsin geçirmezsin. O kendi şimdi ayrı bir şey. Küçük bir soru soracağım abi. Yanlış anlamayın. Anlıyorum. Ben şu an örnek veriyorum. Demek istediğini anlıyorum. İstediğim gibi mesela şunu içeri soktum diyelim hacı. Seninle benim aramda ne fark var? Seni nereden anlayacağım bak, Müslüman olduğunu? Ben sana çünkü, diyorum ki. Yok özür dilerim. Farklı alametleri yok, vardır. Hazreti, bak, namaz kıldığını gördüm. Hadis var. Hazreti tamam. Muhammed. Burada benim eksikliğimde. Biz şu an şahısları konuşmayacağız. Şahıs için demeyeyim, yanlış anlama beni. Hazreti Muhammed çünkü hadis var. Tamam. Ya putperestler mi? Gayrimüslimler mi? Ayak tırnağını farklı kesmek. Kime benzersiniz onlardandır. Yok, hayır o ayette var. Ayak tırnaklarını bile farklı kesmeye başlamış onlara benzememek için. Tamam. Çünkü hadis var. Tamam. Burada benim eksikliğim yok. Bak burada meseleyi yok. Konuşmayacağız. Beni ya, konuşmayacağız. Yok günah değil mi demek istiyorum? İslam'ı konuşacağız. Beni konuşmayacağız. Yok senin bak, diye bir şey demiyorum. Tamam zaten. Ben de diyorum ki evet sünnette bu vardır. Hı-hı. Giyim tarzına kadar vardır. Hı-hı. İnsanlarla muhabbetine kadar vardır. Hı-hı. Ben eksik yaparım fazla yaparım bu. Yok senin meseleyle tamam. İlgili değil. Seni şu an örnek göstermiyorum. Kıyafet olarak diyorum. Genel olarak Müslümanlıkla. Çünkü ne diyor? Siz bir topluma benzerseniz siz de onlardansınız tamam. Diyor. Kur'an'da net bir ayet var. Tamam. Anladın mı? Çünkü diyor siz benzersiniz. Şimdi demek istediğim sen ne? Bana benzemiyor musun? Şunu içine soksan. Sorun ne o zaman? Ya Müslümanların diyorum giyinmesi normal. Her şeyi hallettik. Bütün İslam'ın hak din olduğunu inandın. Giyimden mi kalk takıldık? Yok. O zaman ne konu? Konu buradaki İslam'ın senin nazarında İslam hak din değildir diyorsun ya tabii. Mesela. Kıyafetle mi bunu kanıtlıyor? Hayır. Yani o yüzden mi? Hayır ondan değil. Örnek şimdi sen. Şimdi bana kalırsa şimdi mesela ben diyorum. Bana baktıldığı zaman Hristiyanlıkta peygamberlere hırsızlık vasfı veriliyor, zina eden vasfı veriliyor. Hı. Kendi çocuklarıyla yatan gibi evet. İğrenç bir olayı peygamberlere istinat ediyorlar. Hı hı. Bu seni kabul edebilir misin? Şimdi şöyle bir şey var. Bak, peygamberler günahlıdır. Eğer ki günahsız dersek çünkü peygamberler bir süper kahraman değildir. Bak, ya da peygamberler... Kendi kızıyla yatacak kadar evet. Böyle ahlaksız bir hareket yapabilecek kadar... Hı hı. Öyle düşük bir insandan mı bahsediyorsun? Buna mı inandın? Peygamberler düşük değildir. Haşa. Buna mı inandın? Haşa. Allah... O zaman sen de yapabilirsin. Yok şöyle bir şey var. Sen neden yapmıyorsun? Peygamberin yaptığını sen... Peygamber kızları yapmadı. Kızlar peygamberinle. Ben seni bugün... Ya buna... tamam. Öyle şey kızlar mi peygamberi. Ben seni... Tamam ayet okuyayım. Dur su içiyorsun. Bir saniye su içiyorsun. Ben seni hap attım. Kötü bir şey yaptım. Herhangi bir şey. Cinsel değil. Herhangi bir şey. Aklına ne geliyorsa. Suç senin mi benim mi? Ya ben sana soru alkol bana. İçen peygamber var. Peygamberler alkol içmiyordu mu Hazreti Muhammed'den önce? Bak alkol içen peygamberler İslam dini bunu kabul ediyor. Çünkü neden? Ya, benim mantığım da peygamberler içiyor muydu içmiyor muydu? Bak benim mantığım kabul etmez. Çünkü neden? Ben örnek veriyorum birinin peygamber olup olmadığına inanabilmem için birincisi onun benden takva olarak üstün olması lazım. Çünkü yani ben örnek veriyorum benden aşağı seviye bir insan neden yaratıcı seçsin ki onu? Takva noktasında benden üstün olması lazım. Aklı selamet noktasında benden üstün olması lazım. Çünkü vahiy alacak. Benden daha düzgün bir hayat olması lazım. Bak ben yanlışlar yapabilirim, eksikler yapabilirim. Peygamber diye adlandırdığımız zat... insanlar içerisinde yaratıcının en hoşuna giden, en çok tasdik ettiği kişi olması gerekiyor. Çünkü onu en çok tasdik ettiği için zaten muallim olarak bize göndermişler. Şimdi ben İncil ve Tevrat'ı okuyorum. Peygamberlere bakıyorum. Ayetleri de okuyabilirim. Ki biliyorsun bildiğiniz Süleyman için. Süleyman'ın şeyini söyleyeceksin. Bir de Lut'un kızlarıyla yatması. Lut peygamberi. Lut aleyhisselamdan Nuh aleyhisselama İbrahim. Yani bütün peygamber bir bakıyorsun hırsız diyor. Bir bakıyorsun ya hırsız. Hadi dedin ki işte öbür peygamberin kızları yattı onu. Ya hırsızlığı emrediyor yapıyor. Bak o kim istiyorsun? Yok, ilk başta şey söyle. Hani, Lut peygamberden başlayalım hani, istersen. Ya kızlarıyla zina yapan, alkol içen bir peygamber alkol içer mi? Yok peygamber... Hazreti Muhammed'den içmiyorlar mıydı? Bak kim iç, hangi peygamber içmiyor? Bak ben sana bir söyleyeyim mi? Bak bana bir karşımda bir kişi olsa ve peygamberlik iddia etse, alkol içse ben inanmam. Çünkü diyeceğim ki, ya sen bana şimdi vahiy geldiğine dair bir şeyler söylüyorsun. Ya alkollüydün, kafan mı güzeldi, garipten ses mi duydun? Ben sana niye inanayım? Anlatabiliyor muyum? Neden inanayım? İçmeyecek mi yani? İçmemesi lazım. Hiç aklın selim lazım. Olması yani gerekiyor. Arada bir alkol içince... Vahiy geldiği zaman ya bunun vahiy mi, şeytan mı, işte garipten ses mi duyuyor, halüsinasyon mu? Bunu nasıl ayırt edecek? Peygamber ayırt edemez mi bunları? Nasıl ayırt edecek? Yani şöyle bir şey var. Ben sana şöyle mantıken söyleyeyim abi. Peygamber de bir insan değil mi? Alkol peygamber ki... Allah bilir. Bunda bir şey yok ki. Peygamberler günah da işleyebilir. Biz zaten bunu söylüyoruz. Eğer ki... Tamam çünkü... günah işleyebiliriz de alkol içmesi mantıklı değil. Bence çok mantıklı bak, bir kelam. Bak sana şunu söyleyeceğim. Tek günah işlemeyen Allah'tır.
Tek günah yapmayan, yani işlemeyecek kıvamı. Çünkü bütün peygamberler yaptı. İslam'da da Hazreti Adem işlemedi mi günahı? Bak orada Cenab-ı Allah bir sebep tayin ediyor, tamam mı? Hı hı. İşte yasaklı elmayı yemesi, hı hı, cennetten ihraç edilmesi. Hı hı. İhraç edilmektir, hı hı, bak İslam inancında bu vardır. İhraç edilmek görevlendirmek anlamında gelir. Yani Cenab-ı Allah... İşledi mi işlemedi mi günahı? Bak şimdi Cenab-ı Allah orada bir vesile kılıyor, hı hı, ki orada bir şey izin veriyor. Normal istese ona da izin vermez. Yok, eyvallah ben Allah istese hiç ona sıkıntı yok. Ben ona bir şey demiyorum. Ben demek istedim günah işledim işlemedim Hazreti Adem. Peygamberlerde bahsettiğimiz günahlar hata olarak geçer, tamam mı? Ama bahsettiğimiz hata vahye, peygamberlik tebliğsine engel olamaz. Engel olmaması gerekiyor. Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer ki Allah bunu ya bir elma olsun, armut olsun yasak diyor değil mi? Hı. Mesela şu an ne? Zina haram mı? Yasak mı? Yasak değil mi? Evet. Allah bunu Kur'an'da yasaklamış. Evet. Sen bunu yaparsan günah işlersin. Allah da elma yemeği, elma mı, armut mu artık neyse meyveyi yasakladı. Tamam. Bunu yiyince ne oldu? Allah'ın yasağına karşı geldi ve günah işledi. Tamam. Tamam İslam'da da peygamberlerle de güneş demek ki. Bak ben sana diyorum ki bak peygamberlik geldikten sonra, hı hı, peygamberlik vazifesine, hı hı, tebliğsine ve, hı hı, vahyin işte gelmesine engel olacak bir günah işleyemezler. Çünkü işleseler burada bana samimi gelmez. Ya bir tane adam elinde örnek veriyorum şarap sesiyle gelmiş hem içiyor hem diyor ki ben peygamberim. Bak şimdi şöyle bir şey var. Sarhoşluk farklıdır. Sarhoşluk. Bak şimdi sarhoşluk. Kızlarıyla zina yaparken tamam, peygamber... O zaman akıllıydı. Ona bir şey yok. Hayır o zaman bir şey yok. O kızların günahı onu suçluyor tamam, ki. O zaman bak eğer ki sarhoş olmadan yaptıysa o zaman haşa İslam dini bunu kabul etmiyor da haşa senin tabirin yani hani Hristiyanlık tabirince aklı selim de hala tam sarhoş olmamıştı. O zaman kızlarıyla bilerek zina yaptı. Şey, insanlar içebilir bize sıkıntı yok diyorum. Peygamber yani. İçmiştir sarhoş da olabilir onda da sıkıntı yok. Ya ama... tamam da diyorum ki bu mantıklı mı sence? Mantıklı. Ya nasıl mantıklı ya sarhoş olabilecek bir insan. Ben, hı, örnek veriyorum dedim ki ben peygamberim, hı, ama akşamda bir içmişim. Hı. Abi ertesi gün geldim dedim ki bana vahiy geldi. Sen demez misin? Bak şimdi şunun gibi. Bak sen demez misin ya kardeşim? Hı. Ya senin kafan güzeldi. Sen acaba garipten ses mi duydun? Arkandan biri mi sana seslendi? Senin kafan güzeldi dersin. Veya da halüsinasyon mu gördün? Hangi peygamber yapmış böyle bir şey? İncil ya okey oğlum. Okey oğlum örnek veriyorum. Yo hayır kızlarıyla zina yapan peygamber. Onu demiyorum. Sanki İncil'e bir ayet mi var ki? Yok İncil ve Tevrat'ta ikisinde de geçiyor zaten. Yo, Tevrat'ta geçen bölümde. Onu demiyorum. Ha. Hangi peygamber diyorum içip içip de gidip vaaz vermiş? Bak bunu ben bilemem. Bir kere içip kızlarıyla zina yaptığını kabul ettiriyorsa o zaman benim için bitmiştir. Şimdi şunun gibi düşün. Bunda kızların suçu. Birincisi kızların suçu. Ama tamam da kızların suçu da mantıklı değil mi bu yani? Nasıl mantıklı? Peygamber abi içebilir. İslam öncesi yok muydu? Allah içmedi mi? Bir şey hayır şunu merak ediyorum. Kızların suçu derken kızları geliyor zina yapmak istiyor. Okuyayım istersen bak ayeti okuyayım. Ben ayeti biliyorum zaten okuyabilirsin sıkıntı yok. Çünkü bir gece ben yatacağım bir gece sen yatacaksın diyor. Babamıza bu akşam içirelim diyor. Soyumuzun ilerlemesi için bunu yapalım diyor. Bunun sıkıntı yok abi. Niçin sıkıntı yok? Peygamber günah işlemi. Ondan sonra ne dedi Lut peygamber? Lanet olsun dedi. Lanet okudu. Öğrendikten sonra. Lanet okudu. Tamam demek ki sarhoş olabilecek kadar da içebiliyormuş. İçmiş. Tamam ben de sana biraz önce onu soruyorum. Diyorum ki ya sarhoş olabilecek. Hiçbir şey hatırlayamayacak. Akta haşa kızlarıyla zina edebilecek kadar içen bir kişiye nasıl insanlar inansın? Ya şimdi demek ki bu bir kere olmuyor. Hep olabilir. İhtimaller dair. Neden biliyorsun hayır? Bak şimdi şöyle bir şey var. İçmesinde ben sıkıntı yok diyorum. O onun suçu. Peygamberler bize günah da işleyebilir. Kötü bir şeyler de yapabilir. Anladın mı? Hazreti Muhammed hayatında hiç günah işlemedi mi? Peygamberlik hayatından önce. Ne olarak? Herhangi ne bir şey yaptı mesela? Yok herhangi bir şey işlemedi mi? Peygamberlikten önce diyorum. Örnek vermiyorum. İşledim işlemedi mi? Soru sorayım. İşlemedi. Niye? Ben herhangi bir kaynakta böyle bir şey görmedim. Eyvallah. Hangi kaynak? Varsa konuşalım. Yok konuşalım. Konuşalım. Yani benim için onda bir problem yok. Tamam. Ben diğer peygamberleri de aynı şekilde. Hı-hı. Kur'an'da geçen 20 küsur peygamber vardır. 24. Hepsi bizim için peygamberdir. Hı-hı. Hepsi peygamberlik vasıflarına en uygun bir şekildedir. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Yani İsa Aleyhisselam da aynı şekilde, Musa Aleyhisselam hepsi aynı şekilde. Hı-hı. Şimdi sen diyorsun ki ya içebilir normal. Hı-hı. İçebilir normal dediğin şey bir kişinin tamamen aklı selimlikten çıkması demektir. Hı-hı. Bu büyük bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Bu çok sıkıntılı bir olaydı. Sana bir hadis verebilir miyim? Ver. Müslim nikah 121. Tamam. Canımı elinden tutan Allah'a yemin ederim ki bir erkek karısını yatağa çağırır da kadın gelmezse kocası ondan memnun olana kadar kainatın sahibi kadına lanet eder. Evet. Yatmazsa yani. Bir tamam.
Mantıklı mı? Şimdi burada hadisin şehrine bakılması lazım. Yani buradaki anlatılmak istenen, söylenen ne için söylenmiş? Hı. Kadınların tabii ki kesinlikle reddedemez diye bir kaide yoktur. Çünkü yani kadınların yani örnek veriyorum hayızlık durumu olabilir. Ya işte bir şey söyleniliyor. Hayızlık durumları olabilir, rahatsız olabilir vesaire vesaire. Bu durumlar, zararlı durumlar hariç. Hı. Bir kadın gerçekten eşine hı, hiçbir sıkıntısı yoksa hı, ve keyfi olarak sadece erkeğini, kocasını reddetmesi, evet o erkeğin ve sebep olacak şeyleri netice göz önünde getirildiğinden hı-hı, dolayı böyle büyük bir hüküm konulmuştur. Şimdi bir erkeğin, Allah lanet bir erkeğin, örnek veriyorum bir erkeğin eşiyle beraber hiçbir ortada problem yoksa, hiçbir zaruri durum yoksa, eşiyle beraber olmak istediğinde eşi reddederse bu erkeğin gideceği durum nedir? Zinaya düşecektir. Yani istemiyor diyelim ama diyelim aslında aynı hadiste de şey yazıyor, melekler sabaha kadar bela tamam, okur, lanet tamam, okur. Yani istemiyor. Burada demek istenilen olarak o kadın lazım, o kadar büyük şeye sebebiyet veriyor ki. Yani o erkek hı, örnek veriyorum belki o güne kadar dışarıda gözü yoktur hı, vesaire filan ama erkeğin buradaki hı, belki de zinaya karşı olan işte kalkanı daha zayıf olduğundan dolayı erkeğin zinaya düşmesi daha yüksektir. Ve zinaya düştüğü zaman ne olacak? Bu sefer karısıyla tamamen arasındaki bağ kopacak. Aile bağları kopacak. Hı. Eğer ortada bir çocuk varsa hı, çocuğun geleceğiyle noktada kuşkular oluşmaya başlar yani. Sabaha kadar lanet okuyacak deniyor. Şimdi bu nasıl ne kadar mantıklı? Hani tam yatmadım benle. Tamam yatıyoruz. Hop. Burada anlatayım. Sabaha hani kadar lanet okunuyor. Kadar yani büyük bir şeye sebebiyet oldun. Hani bu kadar çirkin bir şeye sebebiyet oldun. Çünkü aile yapısını bozuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Aile yapısı bozuyor. İlla yatacak diyorsun abi. Bak şey, burada zaman. İşte ortada bir zaruriyet yoksa, bir sıkıntı yoksa, hı, eğer ki kadının böyle yapması sebebiyet verdiği şeylerden dolayı bu kadar büyük lanet okunuyor. Anlatabiliyor muyum? Aile yapısı bozuluyor. Erkeğin daha farklı noktalara gitmesine sebebiyet veriyor. Hı. Erkekle sadece karı koca ilişkisi değil, ileride olacak veyahut da var hı, olan çocukların ilişkisi de probleme girmeye başlıyor. Aile belki bağları kopuyor, belki boşanmalar oluyor ve neticesinde sadece kendileri değil çocukların hayatı da çok kötü noktalara geldiğinden dolayı kadın buna sebebiyet olduğu için sırf bir keyfi gece bir şeyden. Yani. Bir gece bak sırf diye, keyfi bir şeyden. Herkes bir gecede bir saatte günaha giriyor zaten. Bir gece yatmadı diyelim. Şey mi yapacak? Tamam diyor, neyse diyor, ben başkasıyla yatayım. Böyle mi yapacak erkekler? Ya, bu kadar yapıyor zaten karısını sevmiyordur. Ya Allah Allah, sen olayı bambaşka bir yere çekiyorsun. Diyorum ki yani demek ki bu kadın keyfi bir şekilde yapıyorsa bunu bir kere de yapar, iki kere de yapar, üç kere de yapar. Ama lanet okur diyor. Niye ya, lanet tamam, okusun? İşte Allah, buna Allah'ın izin verilmemesi gerekiyor. Yatmadı birisi. İşte diyor, izin yani verilmemesi. Hemen Allah'ına, meleklerine söylüyor, gidin ona lanet okuyun, bu bununla yatmamış. Tamam ya bak. Ya sen normal bir ilişkide tamam mı? Bir kadın erkek ilişkisinden bu kadar absürt olarak görüyorsun. Ama çocuklarıyla zina yapan bir peygamberi normal karşılıyoruz. Bunda biz peygamberler günah işler diyoruz abi. Bunda bir şey yok. Çok enteresan. Ya bahsettiğin şey şu an sen yapabilir misin ya bunu? Sen yapabilir misin? Bu kadar basitleştirmek. Senin peygamberin yapıyorsa sen yapabilir misin? Niye yapmıyorsun? Abi şimdi ben sana alkol içirsem ya da bir hap atsam suç kimin? Bak, alkol içmişsin ama cidden bir acayip bir sarhoşsun. Alkolü kendi isteğiyle içiyor. Dur, tamam. Zorla mı içiliyor? Alkol içmişsin. Zorla mı içiliyor? Bak sana şunu söyleyeyim. Hayır alkol, zorla mı içiliyor? Bak senin dediğin benim şey, hani ben mesela suyuma katarsın, örnek veriyorum işte hap kapatırsın, bilmem ne atarsın. Bu ben bilmem. Abi bak ne diyor? Babamıza diyor, bu akşam diyor, biz alkol içelim diyor, sırayla yatıralım diyor. Ağzına soktular. Abi içmişsin. Demek ki istiyor. Demek ki bu anormal sarhoşluk. Demek ki alkollü olsun ya. Demek ki sarhoş olsun. Bir insan böyle bir şey sarhoşken de kabul etmez. Abi demek ağır içmiş. Ya öyle şey mi olur ya? Allah aşkına. Ya kavga geçeceğim ama yani bu kadar mantıksız bir şey olabilir mi ya? Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Yani ben ateist olsam, hı-hı, bak samimi aynen söylüyorum veya başka bir dine mensup olsam herhangi bir, ben bu ayetleri okudum derim ki ya bu sapkın bir din. Neden sapkın tabii bir din? Tabii ki sapkın bir din. İnsanların hayır ya bu o kadar normalleş, işte hırsızlığı okuduk. Hı-hı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın söyledi hırsızlık ya peygamber emretmiş. Kim diyebilir o zaman hırsızlık kötü? Abi daha ayeti okumadım ki ben sadece. Tamam, okuyalım. Mısır'dan hemen, çıkış. Tam Mısır'dan çıkış. Şurayla geçelim. Atlamıyoruz kanka, sen bulamıyorsun. Yok abi ayeti, başka ayeti okumaya tamam, başladım. Tamam onu çünkü okuyalım. Bulamıyorsun. Yok abi. Sen rezil olma diye diğer ayete geçmek zorunda. Yok abi tamam, ama nasıl bulayım abi, çok büyük bir kitap hemen. Şimdi tamam, bir ayeti söylesem. O zaman çıkış bölümü. Müsaade iste bulabilir tamam, miyim de. Tamam. Çıkış bölümünde. Çıkış 3. bölüm. Mısır'dan çıkış 3. 3, 21 ve 22. ayet. Bir dakika anlıyorum. Halkımın Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağlayacağım. Gittiğinizde eli boş gitmeyeceksiniz. Her kadına Mısırlı komşusunu ya da konuğundan altın ve gümüş takılar, giysiler isteyecek. Oğlunuzu, kızlarınızı bunlarla süsleyeceksiniz. Mısırlıları soyacaksınız.
Yani o zaman ben Hristiyan olursam, hırsızlık yaparsam kimse beni güneşe diyemez. Abi ne alaka şimdi Allah'ın aşkına? Eski ayet zaten eskide kalmıştı. Bu bir tarih üzerine inmiş. Eskide mi kalmıştır? Eski ayet ve yeni ayet bizde var. Tamam, buna inanmıyor musun? Artık hayır, biz inanıyoruz ama uygulamıyoruz. Nasıl uygulamıyoruz? Ama burada bize hırsızlık... Onun emri ne diyor? Çalmayacaksın diye şey diyor değil mi Musa'ya? Musa zamanında günah işleyebilir. Bununla bir şey demiyorum. Ayetin geçmişini de okumak lazım. Tamam okuyalım. Benim için fark etmiyor. Yani geçmişini geleceğiyle fark etmez. Yani bana peygamber diyor ki soyacaksınız. Demek ki bunda şey var, cevaz var derim. O zaman ben de hırsızlık yaparım. Peygamber yapmış derim. Hazreti şimdi... Muhammed mesela kervanları almadı mı abi? Nerede aldı? Yok var mı yok? Yok ben sana şey, soracağım. Şey, Hazreti şey Muhammed kervanları hiçbir el koydu mu koymadı? Bak hiç savaş hali dışında ne bir esir alımı, ne bir yağmacılık İslam tarihinde hiçbir zaman olmamış. Hiç İslam tarihi. Abi yapma kurban olayım ya. Nerede onu? Ya al ben sana şey diyeyim. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Sadece yani örnek vermiyorum. Şöyle İslam tarihi pardon şu İslam tarihi şunu düzelteyim. İslam tarihinde yok diyorsun. Kurban olayım ne yapıyorsun? Şunu düzelteyim. Yani bir Müslüman bunu yapmış olur ama Peygamber Aleyhisselam zamanında böyle bir şey olmamış. Ya Peygamber Aleyhisselam bizzat savaş hali dışında esir de almamıştır. Yani esir. Birini zorla bir yere yağmalamamıştır da hiçbir şekilde bu bahsedilen hırsızlık zaten hiç olmamıştı. Ki biz şunu görüyoruz bak farklı bir şekilde farklı kaynaklarda İslami kaynaklarda değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammedül Emin lakabını çevredeki insanlar takmıştı. Peygamberlikten önce yapılmıştır bak bu. Yani o emindir denilmiş. Ya bu kadar müşriklerin dahi Muhammedül Emin diye adlandırdığı yani herkesin emin olduğu herkesin güvendiği bir kişi hırsızlık yapabilir mi ya? Yapmaz. Hırsızlık yaptıysa ona emin denilmezdi zaten. Bak bunu sahabe koymamıştır. Müşrikler koymuştur. Okay. Mekke müşrikleri. Ben bakıyorum. Diyorum ki ya İslam inancındaki peygambere bak. Ya diyorum ki bir de Hristiyanlık inancındaki peygambere bak. Diyor ki o hırsızlık yapın diyor. O alkol içiyor. O zina yapıyor. Yani değişik değişik enteresan şeyler. Ben demek istediğim peygamber günah işleyebilir. Ama ben de diyorum ki. Ama siz diyorsunuz ki işleyemez. Allah neden işle? Bak benim Adem işledi mi işlemedi mi? Bak benim demek istediğim olay ne biliyor musun? İşle. Neden ben işleyemez diyorum biliyor musun? Çünkü karşımdaki işledi, kişi. Bak şimdi karşımdaki kişi bana tebliğ yapacaksa benden daha üstün olması gerekiyor. Yani üstünlükten ya aklı selim olması lazım. Ben sana bir ayet daha söylemek istiyorum abi. Tamam. Mürtet olayı. Tamam. Birisi dinden çıktığı niçin öldürülüyor? Bak şimdi. İslam inancı buradaki hüküm şudur. Bir kişi kendi içerisinde istediği gibi inancını yaşayabilir. Mürtet olayından kasıt. Bir kişi eğer ki buradaki işte belli şartlar olması lazım. Bir kişi örnek veriyorum diyelim ki sen çıktın İslam inancından. Ve dedin ki ya benim çıkmamdaki sebep bu. Örnek veriyorum Kur'an'daki şu ayet bana farklı geldi, şu hadis bana farklı geldi vesaire vesaire. Normalde uygulanan hüküm, direkt sen mürtet oldun, senin öldürülmen haktır denildiği bir şey yoktur. İlk başta o zamanın yöneticileri senin için o zamanki İslam alimlerini gönderirler. Derler ki bu arkadaşımızın sıkıntısını çözün. Senin bütün sorularını o zamanki İslam alimleri, oradaki görevliler senin sorularını cevaplarını verir. Sen burada eğer ki gerçekten samimiysen dersin ki ha evet sorularımın cevabını buldum ve ben İslam inancında devam edeyim. Ama eğer sen cazgırlık yapmaya çalışır yani amacın sorularının cevaplarını bulmak değil toplum ahlakını bozmak ve toplumdaki insanlara fitne atmak için mücadele veriyorsan o zaman mürtet evet mürtetin katli vaciptir. Yani, çünkü sen şu an mesela ben mürtet bak şimdi ben katli vacip miyim? Bak şimdi sen eğer ki öyle bir durumda yok şu an katli vacip olmuyorsun. Vacip olmuyor mu? Şu an katli vacip olmuyor. Benim arkadaşım da şimdi dinden çıktı. Hristiyanlık ile katli vacip olmuyor. Şu anki durum olmuyor mu? Tamam şu anki durum olmuyor. Çünkü niye? Şeriat üzerine yönetilen bir sistemde değilsin. Ha, ona göre de şey yapıyorsun. Hayır. Demek şöyle, niçin bu öyle? Doğrudur. O zaman ben de gideyim ben diyeyim ki ben Müslümanım. Farz-ı misal burada birine hırsızlık yaptı. Herkes istediği zaman niye? Hayır. Bak yönetim sisteminden bahsediyorsun işte burada. Yönetim sisteminin bir tarafını alıp bir tarafını böyle bırakamazsın. Bu haktır ne güzel. İsteyen çıkamıyor mu şimdi İslam'da? Bak şimdi isteyen çıkabilir. Kendi içerisinde istediğini yaşayabilirsin. Ama eğer ki sen kendi istediğin içinde yaşamayıp bunu dışarıya vurup aksine özgürlük insanlar yani. Bak şimdi özgürlük demiyorum ben. Sen kendi içinde yaşayıp senin soruların cevaplandığı halde bak bütün soruların cevaplandığı halde bununla bir sınır yoktur. İstersen günlerce istersen aylarca sorgulayabilirsin. Bir soruların cevaplandığı halde sen kendi içerisinde yaşamayıp insanlara da fitne atmaya toplum ahlakını bozmak için mücadele ettiğin zaman demek ki burada neyi biz görüyoruz? Demek ki senin gerçekten samimi değilsin. Senin amacın toplum ahlakını bozmak. Şimdi ben demek istediğim şu anda İslam şeriatı burada olsa benim katlim vacip. Bak şimdi senin
Şöyle bir durum var. Sen bu inançla devam edebilirsin. Ama Osmanlı'da böyle diyelim. Hayır, Osmanlı'da böyle bir şey yok. Yok muydu abi? Çemberli taşta insanlar asmadılar mı? Sen ne dinden için astılar? Dinden çıkanları asmıyorlar mı çemberli taşta? Ya mahkeme kağıtları şu an Osmanlı'da. Abi, Osmanlı'daki bak. Osmanlı'daki mahkeme kağıtları, arşivleri şu an elimizde. Ben tabii çemberli taş astılar mı? Bir Yahudi ile örnek veriyorum, bir Hristiyanla beraber mahkemeye çıkan Müslümanlar vardı. Ya Hazreti Ali Efendimiz zaten bunun en baş örneğidir. Yani çemberli taş astılar mı, asmadılar mı? Ya ne için astılar işte? Abi isten çıkamıyormuş mu ya? Ne demek istiyorum ya? Sen kendi içinde istediğin gibi yaşayabilirsin. Ama bunu birisine söylersen kafam kesilir. Birine söylemek değil. Amaç ne? Söylemendeki amaç ne? Hı. Ben diyorum ki bak, sen atlıyorsun. Ya sen dedin ki ya ben İslam'da kuşkuyu düşünmeye başladım. Hı hı. Ve o zamanki işte Şeyhülislam olsun ve hani ne yönetimse. Hı hı. Gidiyorsun, ben böyle sıkıntılarım var. Eğer ki onlar senin gerçekten ihtiyacını, yani sorularının cevaplarını veriyorsa, hı hı, ve seni tatmin ediyorsa zaten burada, hı hı, bir problem yok. Tatmin ama seni tatmin etmedi. Kafam kesilir. Kafan kesilme olayı değil. Eğer ki seni burada tatmin etmiyorsa ve sen insanları düşüncelerini değiştirmek için mücadele etmiyorsan zaten burada bir problem. Tamam öyleyse. Şimdi benim bir İslam ülkesine göre kafam kesiliyor. Doğru mu değil mi? Allah abi, şimdi Allah. Ben Müslümanım. Müslümanım. Bak kardeşim. Diyorum, Müslümanım. Kesilmesinin sebebi var. Osmanlı zamanında, Osmanlı topraklarında yaşayan Yahudi yok muydu? Hristiyan yok muydu? Ben diyorum ki Müslümanım, Hristiyan oldum ve Hristiyanlığı yaymak istedim. Kafam kesilir mi, kesilmez mi? Ne için işte? Ben abi, Hristiyanlığı yiyorum, dinden ama çıkıyorum. Ama sebebi, Mürtet nedir? Mürtet nedir? Allah Allah. Bak sebebini soruyorum. Ben sana mürtet nedir diyorum. Bak sebep soruyorum. Abi dinden çıkıyorsun da ne olsun? Bak sebep soruyorum işte sana. Hristiyanlığı yiyorum. Allah Allah. Bak Müslümanlıktaki çıkıp Hristiyanlığa girdiğin o sebep var ya, hı, aklındaki soru. Eğer o soru giderilmiyorsa zaten bir problem yok. Eğer o soru giderildiği halde sen hala buna devam ediyorsan, hı, çünkü sorun giderildi. Problem yok. Ben şunu demek istiyorum bak. Demek istedim, sen beni anlamadın. Canım istedi Hristiyan oldum abi. Bak. Canım işte, istedi illa imam gelecek, yok şeyh gelecek, yok şeyh gelecek, yok işte onlar bana bir şey. Bak kafamı yatmıyor. Hristiyan i̇şte oldum. Hristiyanlığı yaymak istedim. Misyonerlik yaptım ya da başka şey. Fitne için yapıyorsun. Abi ne fitnesi Allah aşkına. Çünkü canın istediği için girdim diyorsun Hristiyanlığa. E tamam, araştırdım girdim yani. Tamam işte canın istediği için. Bak araştırdım. O zaman canın istediği. Aklında bir soru diyorum var. Ya araştırdım. Hristiyanlığı hoş buldum, sevdim. Hı. Ve Hristiyan oldum. Benim kafam kesiliyor mu, kesilmiyor mu? Bak şimdi diyorum ki, hı, sen burada biraz önce çelişkiye giriyorsun. Hem diyorsun ki kendi canım istedi, sonra diyorsun ki araştırdım. Araştırdım ben canım istedi. Herhangi bir şey yani illa. Bak işte herhangi bir şeyde bir hüküm verilirse. Ama kafa kesiliyor mu, kesilmiyor mu onu söyle sen bana. Bak burada senin yaptığın hareket önemli. Hı. Yaptığın hareket önemli. Sen yaşayabilirsin. Ya diyoruz ki Osmanlı tarihi, bak çok eski geriye gitmene gerek yok. Osmanlı tarihinde Yahudi yok muydu topraklarda? Abiciğim onlar din değiştirmemiş, ben demek istiyorum. Ben sana dini değiştiren ne oluyor diyorum. Ben mürtet olayına ben i̇şte Yahudi ben ya da Hristiyanların diyorum, kafası kesiliyor mu demiyorum. Ben diyorum ki dinden çıkan ne oluyor sebebine diyorum. Sebebine göre değişiyor. Abi ben diyorum, bildiğim kadarıyla gelir ilk başta konuşurlar sende. Sonra seni hapise atarlar. Hapiste tamam, ne olmadı senin kafanı keserler. Doğru mu bak, değil mi? Bak sebebi soruyorum abi, işte. Ben sana ayrı bir şey söylüyorum. Mesela Kabe olayı benim aklıma yatmıyor. Hristiyan olmuşum. Benim kafam kesiliyor mu, kesilmiyor mu? Bak işte burada diyorum ki senin hareketin önemli diyorum. Sen benim cümlelerimi anlamıyor musun? Ben misyonerlik yapıyorum. Ya işte ben de diyorum ki bak sebebini anlamıyorsun. Bak dudaklarımı mı okuyor? Ha mürtet ne oluyor? Dinden çıkan öldürmek olmuyor mu abi? Dinden çıkıp toplum ahlakını bozan kişiye mürtet denir. Hı. Ve mürtetin katli vaciptir ki çünkü toplumun bir değeri vardır. Ne oldu? Değer mi bozuluyor? Allah Allah. Sana göre bozulmuyor olabilir. Sen kızlarla zina yapıp, alkol içip, örnek veriyorum hırsızlık yapan bir dine inanır, evet, buna devam edebilirsin. Bu bahsettiğimiz şeyler toplum ahlakını bozan şeylerdir. Niye bozuluyor? Ya abi, buna baktığın zaman bir insan der ki o zaman kendi kızıyla yatmak normal bir şeydir. Şey, İranlık şu an toplumu iyi mi? Çok mu iyi? Orada da kafa kesiyorlar. Mürtet olayında kesiyorlar mı, kesmiyorlar mı? Bak dur, en İranlı başta dedim şahıs olarak konuşmayacağız, İranlı toplum diyorum olarak konuşmayacağız. İran'la diyorum ben toplum şu an olarak konuşmayacağız. İran'la benim bir alakam yok. Şu an hangi İslam ülkesi iyi şu an? Şu anda İslam'ı tam şeriat olarak yaşayabilen şu an bir ülke yok. Hangi ülke yaşadı peki? Yaşayabilen bir ülke yok. Yaşadı mı peki bu zamana kadar? Ya örnek veriyorum Osmanlı zamanında yaşamış. Osmanlı çok mu İslam yaşadı abi? Neyi yaşamamış? Yaşadım yani. Bir, yani 600 yıllık bir şeylik zamanda aralarda problemler olmuş olabilir ama birçok noktada çok güzel bir şekilde insanlar yaşamışlardır. Bunda bir problem yoktur. Her kusur olmuş olabilir. Hı. Bu İslam'ın değildir. Bu toplumun, hı, yöneticinin kusurudur. Bu normal bir şeydir. Hı. Ben örnek veriyorum. Baktığım zaman toplumun ahlakını bozacak. Buradaki konuştuğum ayette. Bakıyoruz öyle diyoruz ki o zaman hırsızlık normal bir şey. Kızıyla zina yapmak normal bir şey. Alkol içmek normal bir şey. Abiciğim bundan ben demek istediğim peygamber. Ben sana diyorum ki Adem günah işledi mi? Peygamber öğretmen demektir. Adem günah işledi mi? Bak peygamber öğretmen demektir. Adem günah işledi mi, işlemedi mi? Allah Allah.
İşte diyeceksin evet diyeceksin ya da hayır diyeceksin. Bak orada bir sebep konulur. Abi sebep tamam. Önemli değil. İşledim mi işlemedim. Ben şunu şey mi dedim? Zina yaptım sebebi şuydu. Ya bu bahsettiğimiz olayla onun arkasında milyon fark var ya. Ben sana dedim işledim mi işlemedim mi Adem? Ya orada bir hata yapıyorum. Hata değil abi günah da Allah yasak dediğin yaptı. Günah işte bu. Tamam. Hata değil işte. Ha. Günah mıydı? Günah işledi mi? Ya tebliğ yapmıyor o zaman. Tebliğ abi, yapmıyor. Abi fark etmiyor. Bahsettiğimiz zamanlar tebliğ zamanları değil mi? Bak sen diyorum ki... Alkol içilen zaman tebliğ ya, zamanları işledim, değil işlemedim. Mi? Ya işledim işlemedim ben sana söyleyeyim. Bak peygamberlik... ben ilk başta söyledim sana. Diyorum ki tebliğ zamanı... yani tebliğ görev verildikten sonraki zamandan ben bahsediyorum. Okay. O zamanki zamanda vahye engel olacak bir şey yapılırsa zaten ben burada inandırıcı olmaz. Anladın mı demek istediğimi? Ben diyorum ki Adem Aleyhisselam o zaman cennetten ihraç edilmesi, bak kavulması değildir İslam inancında bu vardır. İhraç yani görevlendirmek demektir bu. Abi atılmadım atılmadım yani. Şey mi yaptı? Atıldığın yere bir daha giremez. Anlatabiliyor muyum? Peygamberler tebliğ yaptığı sürece öyle bir şey sergilemeleri gerekiyor ki benden üstün olduğu. Örnek veriyorum sen okula gidiyorsun. Ya okulda ilkokula gönderiyorsun çocuğunu. Değil mi mesela? Ya ilkokulda ne öğretiyorlar? Sayıları öğretiyorlar, harfleri öğretiyorlar. Niye gönderiyorsun? Sen de biliyorsun aynısını. Sen öğretsene çocuğuna. Çünkü diyorsun ki bu öğretmen benden daha iyi eğitim verir. Ama halbuki çocuğa sayılar öğretiliyor, rakamlar öğretiliyor, harfler öğretiliyor birinci sınıfta. Hatta belki bir de bile değil, iki de artık neyse. E niye gönderiyorsun? Çünkü daha iyisi. Öğretmen o. Değil mi? Ben de diyorum ki ya inanç diye bir tabirden biz bahsediyoruz. Din olarak yaratıcı bana öyle birini göndermesi lazım ki senin benim gibi olmaması gerekiyor. Bana muallim olması gerekiyor. Bana en güzel yolu gösteren olması gerekiyor. Beni hırsızlığa teşvik etmeyecek. Beni alkole teşvik etmeyecek. Beni ailemden birisiyle haşa zina etmeye teşvik etmeyecek. Yani teşviği geç. Kendi yapmayacak ki ben ondan örnek almayayım. Anlatabiliyor muyum? Bugün mesela birine sorsak niye ilkokula çocuğunu gönder? Ya biz... kendimiz çok yapamıyoruz, çok kitap okuyamıyoruz. İşte bunu en güzel yapan öğretmenlerdir, onlar teşvik olsun diye gönderiyoruz. Bak ben de biliyorum ama öğretmene gönderiyorum. Çünkü niye? Eğitimci. Aynı şekilde ya bunu bir beşer düşünürken koskoca yaratıcı nasıl düşünemez ya? Anlatabiliyor muyum? Burada büyük bir çelişki var. Yani en güzel olması lazım ki en güzel bir şekilde bana örnek olacak o peygamberler. İslam inancında sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil, diğer peygamberler de aynı şekilde gösterilmiştir. Peki, İncil'e göre, Hristiyanlığa göre bir ayet var ya sizde hani işte bizden sonra yalan peygamberler gelecektir. Evet, yalancı peygamberler gelecek. Yalan kitaplar gelecektir, dinler gelecektir diye. Yani buna göre sizin İslam'a bakışınız bir yalandan mı ibaret? Peygamber Muhammed Mustafa'ya bakışınız onun bir yalancı peygamber olduğundan mı ibaret? Şimdi şöyle bir şey var abi. Bak şimdi bu kutsal kitabımız zaten diyor. Yalancı peygamberler gelecek. Bunu kendi ağzına söylüyorsun zaten. Sen ağzında söylesin. Yalancı peygamberi nasıl ayırt edeceksin? Davut Aleyhisselam için röntgenci konumuna getiriyorlar ha. Ayet var. Aynı şekilde bak Davut Aleyhisselam için yani röntgencilik yapmış. Diyor ki akşamleyin Davut yatağından kalktı. Evinin damı üzerinde geziyordu. Yıkanmakta olan bir kadını damdan gördü. Kadının bakılışı çok güzeldi. Bak Davut kadın hakkında soruşturdu. Biri ona Hitti Uriya'nın karısı ve Ellam'ın kızı Bat Şeba olduğunu söyledi. Böyle gidiyor ayet devam ediyor vesaire. Ondan sonra hatta yine zinalar var. Aramızdaki fark ne? Peygamberler hata etmiştir. Nasıl inanacağım ben? Nasıl inanacağım yalan söyleyip söylemediğine? Ne gibi? Şimdi mesela örnek veriyorum. Haşa bu tabirleri biz İslam dinine kesinlikle kabul etmiyor da. Şimdi Davut Aleyhisselam. Ya haşa tövbe estağfurullah ya söylerken bile kötü oluyorum da ya röntgencilik yapan bir kişi gelecek bana diyecek ya tamam ben röntgencilik de yaptım ama işte Allah da bunu söylüyor. Ya ne kadar samimi olur. Hani ya derim kardeşim git işine ya. Bu çok cidden tarihsel bir kitaptır. Anladın mı? Çok bilgi ister anladın mı? Tamam normal bir şey bu. Bak diyor ki Mısır'dan çıkış 34'de 7'de. Diyor ki hiçbir suçu cezasız bırakma. Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, 3. 4. kuşaklardan sorarım. Şimdi bak diğer ayete geçmeyeceğim ama bu büyük bir adaletsizlik. Ya benim babam örnek veriyorum suç işledi. E ben ne yapayım? Başka mesela babamın yaptığı hata beni de vurabilir ama o da var. Ya, belki, bu, belki başka bir şey de bahsedebiliyor. Diğer başka bir ayette şöyle geçiyor. Diyor ki ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulmaz. Ya ama öbür ayette diyor ki... Abi başka bir şeyden de bahsedebiliyor olabilir. Nasıl? Belki başka bir şeyden de bahsedebilir. Çünkü Tevrat çok böyle olaylara göre gidiyor abi. Bir şey söyleyeceğim. Sen sence iyi bir Hristiyan mısın? İyi bilgili bir Hristiyan mısın? İyi bir Hristiyan da ben Tevrat'a çok hakim değilim. Çok Tevrat'tan sonra yaparım. Ama Tevrat da iyi. Ama Tevrat sizin kitabınız. Abi ben Tevrat'ı çok okumuyorum. Hep İncil'de okuyorum. Ya aynı şeyler yazmıyor mu içinde?
Şimdi biz yeni ahit diyoruz, eski ahit diyoruz abi. Onun için anladın mı? Tamam bak, İki ayette hiç gerek yok. Yani çok değişse bile ne değişebilir? Diyor ki mesela annenin, çocuğun, işte dedesinin, ebesinin yaptığı günahlardan bu kişi sorumludur. Evladı sorumludur, torunu sorumludur vesaire. Ama diğer tarafta da kişi kendinden sorumludur. Babasının, dedesinin şeyini sormayız diyor. Şimdi bunu eski ahitte de aynı yazıyor, yeni ahitte de aynı yazıyor. Şimdi bu mantıklı mı değil mi? Abiciğim orada başka bir şeyden de bahsedebilir. Tamam, başka bir ayet. Yasanın tekrarı. Diyor. Sen abi Tevrat'tan da bir İncil yaz, İncil'ler sor. Şimdi mesela ben İncil'den de örnek veriyorum. Başka bir peygamberin geleceğine deliller olarak sunduğumda da ondan da konuşuyoruz. Yuhanna 16'dan bahsediyor. Ne? Yuhanna 16-14. Ha, onlar var. Ha, sonra yani... onlardan. Tamam abi Tevrat'tı. Ben çok hakim değilim bu kitaba. Ama, evet, ama bak sana söyleyeyim mi? Çok büyük bir kitaptır. Tarihsel de anladın mı? Tamam bak mesela diyor ki burada. Yasa dışı doğan biri Rabbin topluluğuna giremeyecek. Soyundan gelenler de 10. kuşakta bile olsa Rabbin topluluğuna giremez diyor. Böyle bir şey varmış. Tamam. Şimdi buna baktığın zaman yani çok konuşulacak bir şey aslında ama hani başkasının suçunu neden diyebilirsin ama problem yok. Hani şey de olabilir yani madem mukaddes bir soy hani bu görevi mukaddes bir soy devam ettirmesi gerekiyor diye değinmiş olabilir. Bak birazcık konuşulacak bir konu ama başka bir yerde de şimdi mesela diyor ki Matta ve Luka'da Hazreti İsa'nın neslinden bahsederken Hazreti Davut'un Peres'in neslinden 10. kuşak olduğunu söyleniyor. Orada geçen kısımlarda. Peres de zina suçundan dünyaya gelen biri olduğu söyleniyor. Hazreti Davut nasıl bu durum değiştiriliyor? Yani Hazreti Davut o zaman peygamber olmaması lazım. Önceki ayete göre. Çünkü ilk başta ayette diyor ki yasa dışı doğan biri Rabbin topluluğuna giremez diyor. Yani topluluğa dahi giremez. Biz diyoruz ki baktığımız zaman 10. kuşak olarak söyleniyor mesela Hazreti Davut aleyhisselam. Peygamberlik verilmiş. Bırak ki topluma girmeyi, peygamberlik verilmiş. Öbür ayette çelişiyor. Burada nasıl bir çıkarım yapacağız? Abi sen Tevrat'tan veriyorsun. Ben Tevrat'a dediğim gibi çok hakim değilim. Çünkü Tevrat'ın... Bak şimdi Mısır'dan çıkış ile çölde sayım arasında fark var. Nasıl diyeyim? Tarihsel bir fark var. Birinci krallar arasında fark var. Birinci krallar ile ikinci krallar arasında fark var. Nasıl diyeyim? Zaman geçiyor. Bayağı bir şey var. Ama bu çok... Yani bir olması gerekmiyor mu? Yani benim inandığım bir kitap. Mesela yani net olması gerekmiyor. Mesela, aslında cevabını kendisi veriyor. Yani. Yok. Vallahi. İncil'den sorar. Ben İncil'e geçeyim. İncil'den sor ne demek abi? Abi Kur'an-ı Kerim'e güncelleme gelmedi mi? Yani şey abi, işte hadiste, bana... Hadisleyelim. Hadiste de bir şey yapabilir anladın mı? Ne yapabilir? Hadis çok büyük bir şey doğru mu? Hadisler evet. Çok büyük bir şey. Şimdi hadisten sorsam o da belki yanılabilir anladın mı? Çünkü... Biz hadise de baktığımızda Kur'an'a uyuyorsa eğer bakıyoruz. Diyoruz ki bu hadis doğru olabilir. Anlatabildim mi? Sahih hadisler var ayrı konu. Yani böyle hani sen hadisi şu anda bence kutsal kitapla karıştırma ya. Kur'an-ı Kerim var bir de Kur'an-ı Kerim'in tefsiri var. Mesela bana Bahadır abi soru sorduğunda abi ben bu tefsirinde bunu görmemiştim de diğer tefsirine bakayım demiyorum. Tefsirlerin hepsi birbiriyle aynı. Belki mesela işte ufak tefek farklar vardır. Nedir mesela? Mana bozulmaz. Suyu böyle içti. Suyu böyle içer. Çok bir şey değişmedi anlatabildim mi? Ama sizde konu değişiyor. Mesela hatta seninle geçtiğimiz programda konuşmuştuk ya. Kafatası meselesini hatırlar mısın? Hani işte İsa peygamber kendisi götürüyor, bir yere bırakıyor. Sonradan Golgota. Golgota. Sonradan başka bir kitapta da başka anlatılıyor. Nasıl anlatılıyor? Yuhanna kitabındaydı galiba. Simon Petrus taşıyordu çarmıha. Bir süre Simon Petrus taşıyor, ondan sonra İsa Mesih taşıyor. Evet, yani mesela bir tane kitaplarında abi İsa Mesih taşıyor bir tane kitabında diğerleri de taşıyor. Bu İslam dininde kesinlikle. İslam dininde en fazla zaten ayetlerde böyle bir şey yok da hadislerde teferruatta belki farklılık olabilir. Yani şu manada mesela işte diyor ki örnek veriyorum Resulullah Aleyhisselam bir mucize gösterdi diyor mesela farz edelim ki. İşte diyor ki ya bu kadar örnek veriyorum 300 kişilik işte orduyu doyurdu. Farz misal ben şu an tamamen sallıyorum. Bir sahabe bunu aktarır 300 kişi der. Başka bir sahabe aynısını aktarır 500. Der ki 500 der. Bak burada mucize doğrudur. Her şey nettir. Sadece hani sayı farklılık bu da teferruattır. Ama bak bu hadis ayeti saymıyorum bile. Ayet kesinlikle ki hadislerde de çok inanılmaz derecede deliller vardır. Sen kutsal kitabından bahsediyorsun. Tamam. Farklılık var. Ya hangisine inanayım ben? Yani hep böyle bir kuşku. Ya burada bu diyor, burada bu diyor. Hep kuşku. Ama Kur'an'da ben bunu hiç görmedim. Hani varsa konuşalım ya. Görüşürüz, konuşuruz abi. Sıkıntı yok. Enteresan yani şu ana kadar sorduklarımı ben kendim açımdan söylüyorum. Belki başkaları olmuşsa ben hiçbir tatmin olmadım ama. Peki Bahadır abi. Hadi diyelim burada tatmin olduk. Eyvallah. Bunların hepsini kardeş bize
aktardı ve ikna etti. Biz de artık böyle düşünmeye başladık. Şunu aşabilecek mi seninle? Üç tanrı. O zaten başlı başına. Bak yani onunla alakalı birkaç ayet söyleyeyim mesela. Hakikaten şu anda böyle konuştukça ben programları çektikçe. Yok sıkıntı yok abi. Yok kardeşim zaten biz seni çok seviyoruz. Canım, gerçekten çok güzel insansın. Yok sağ ol teşekkür bunda ederim. Bunda hiçbir şüphe yok. Fakat yanlış bir şey inanıyor olabilirsin. Anlatabildim mi? Ben şey düşünüyorum mesela. Bak biz satanistleri çektik. Hı. Deistleri çektik. Abi onların mesela davaları boştu. Diyordun ki hani zaten bir şey yok ortada. Evet. Tamam hani sana soru soruyordu seni sıkıştırıyordu. Şimdi öyle bir şey ki Hristiyanlıkta her sorduğumuz soru, senin sorduğun soruların hepsi gerçekten çok böyle cevapsız kaldı yani. Kardeşim biz her şeyi aşsak da şu Tanrı'nın üç tane olması meselesini hiç aşamayacağız. Bu yüzden biz de diyoruz ki ben her programa gelen kişide böyle kendime bir pay çıkartırım. Bu arada ben Bahadır abiye de söylüyorum. Ben öyle mükemmel bir ilme sahip değilim. Hatta belki çok hatası olan bir insanım. Ben de araştırıyorum. Bu programlar da aslında hem sana hem bana bir eğitim oluyor. Çok da güzel oluyor. Aynen. Fakat hani ben mesela dışarıdan bakan bir göz olarak bir burada deist veya ateist olarak oturuyor dahi olsaydım şu sohbetten sonra kesinlikle Hristiyanlığı silerdim kafadan. Çünkü Tevrat'ın Tevrat. Tevrat. Tevrat sizin ben Tevrat'a da çok abi ben, eyvallah bizim ama ben Tevrat'a çok hakim değilim. Bir de kardeşim, Tevrat çok çok derin bir kitap. Bile, bak sorsa bile velev ki haham değilim yani. Haham da olma hiç önemli değil. Ya soruyor ama sorular gerçekten mesela şu en basit mesele ya kendi kızlarıyla zina etmesi. Kalkıp bir Hristiyan olarak savunduğu şey çok garip mesela. Diyorsun ki o yapmamış kızları yapmış. Ya, evet. Bu ne demek ya? Evet ben onu gene söyleyeyim abi. Şimdi bak mesela ben hani dedik ya üçlem olayı. Ben de sadece bir tane soru sorayım abi. Ha, olur. Ne soracağım sana nedir? Bu şey gibi ya. Sana sinirle bir tane vurduğunda vallahi şeytan vurdurdu. Yok onlar değil abi bak ben zaten kaç gün hastayım. Çok çalışamadım. Argümanları bile şimdi hazırladım. Bak zaten. Argüman hazırlamaması gerekirse fotoğraflar çevirip çevirip yok abi ondan değil. Çünkü hiçbir şey hazırlamadım. Ben öyle sen geldim. Kanka hazırlanmadın. Bak, he? Hazırlanmadın. Aynen. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bize bu şeyi açıkla. Bak tableti bile sizden aldım. Çünkü ben evde bıraktım. Her şeyi bitti. Her şeyi bıraktım. Tamam tamam. Hiç önemli değil. Biz sana tableti bile kendimiz veriyorsak anla ki seni burada gerçekten konuşturmak istiyoruz. Evet, biliyorum. İnandığın savunduğun şeyi bize savunabil istiyoruz. Ya her şeyi bırak şöyle kenarda kalsın. Bize şu Peygamberin kızlarıyla birlikte olması meselesini açıkla. Tamam mı? Tanrı'nın üç tane olmasını açıkla. Daha çok fazla açıkla. Abi şu anlamına gelin. Baba kutsal ruhu da açıklar. Sıkıntı yok ya. Tevrat'ta habire Tevrat geçince o kadar hazırlık yok. Programın şimdi sonunda sen de kutsal davaya kutsarsın böyle. Kutsal davaya. Söz senin de Kabe'ye götürün. Yok abi. Eyvallah abi. Vallahi senin Kabe'ye. O beğenmediğin Kabe'nin etrafını bekle. Allah'ıma hep bekleyeceğiz. Ben denmem abi. Şimdi elçiler bölümünde mesela şey geçiyor. İbra diyor ki hani şimdi İsa Aleyhisselam Tanrı inancı var ya hani üçleme inancında. Şimdi diyor ki mesela İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısı, atalarımızın tanrısı kulu İsa'yı yüceltti. Evet. Şimdi burada İsa Aleyhisselam'ın bir yaratıcı değil bir kul olduğunu, bir peygamber olduğunu net bir şekilde söylüyor. Burada eğer ki İsa Aleyhisselam yaratıcı olsaydı, yani Tanrı olsaydı, bunu niye söylesin? Tamam bak bir şey, ne güzel sorular soruyorsun. Evinden beri Tevrat'tan vurdum. Hazırlamışsın argümanlarını. İncil'den sor. Ben sana cevap vereyim İncil'den. Sıkıntı yok. Şimdi abicim İsa Mesih dediğimiz hem Rab'dir, hem peygamberdir, hem kuldur. Anladın mı? Biz buna inanıyoruz. İsa Mesih kelamdır. Yuhanna 1:1 dediği gibi. Başlangıçta söz... abi... Şu an var heyecanlanmışım ya. Bütün bildiğim şeyleri unutmuşum değil mi? Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikte ve söz Tanrı'ydı. Her şey onun aracılığıyla oldu. Anladın mı? İsa Mesih aslında bir kelamdır. Ruhen Allah'tır. Bedenen insandır. Senin benim gibi insan. İsa Mesih dua da ediyordu. Ona bakar İsa Mesih yemek de yiyordu. O zaman kendi kendine mi dua etti? Hayır. Nasıl oluyor? Bak İsa Mesih orada dua ederken aslında bizi duaya öğretti bir türlü de. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun ki? İhtiyaç yani duyuyor ki. Niye şey ruh olarak yani ruhen bir bedene kendini hapsedip insanlara peygamberlik görevini niye kendi yaptı? Çok güzel bir ayeti var. Rab diyor yüceliğini bıraktı, kul özüne büründü. Neden? Öyleyse de abi şimdi neden Allah gidip de neden diye şey soramayız. Yok bir hikmet var. Hikmet yani. Hikmet, yani bunu bize yaptıysa bunun bir hikmeti vardır yani. Hani sebep. Hani diğer peygamberler gerçi şöyle bir şey de söylesem buna ben hak veririm. Hani diğer peygamberler İslam inancıdır. Hristiyan inancına göre hırsızlık yapıyor, zina ediyor. Baktı iş böyle olmayacak. Kendi gitti desen bak buna bile hani derim ki bunu mantık söylüyor. Ama böyle bir şey yok yani.
Hani ne alakası var işte örnek veriyorum kendi bu görevi üstlenmesi, bir peygamber göndermemesi veyahut da o zaman niye de ondan önceki peygamberleri gönderdi de şimdi kendi geldi. Rabbelisi Rabbel oldu öyle değil. Ama bir hikmeti vardır. Heh. Bak bir yaratıcılık vasıflarında benim ben bunu İslam inancı olarak demiyorum. Normal şartlarda bir insan der ki bir yaratıcı sonsuz hikmet sahibi olması lazım. Hani her yaptığı iş boş değil, gereksiz değil veyahut da oyun amaçlı değil. Muhakkak bir hikmet olması lazım. Diyorum ki o kadar peygamber gönderdi de bunda neden kendi böyle bir şey yaptı? Bu da bana mantıksız geliyor. Sonra mesela kendi eğer ki ruhen bir tanrıysa İsa aleyhisselam neden böyle ayetler var? İşte mesela diyor ki bak İbraniler bölümünde geçiyor. Kendisi ölümden kurtaracak güçte olan tanrıya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua et. Ya zaten kendi tanrı. Hani aynen, onu kul özünde ben demek istiyorum anladın mı? Bak baba oğul starhood dediğim şey çok derin bir şeydir anladın mı? Ben her zaman diyorum baba oğul starhood çok derin bir şeydir. Baba dediğim gibi hani yumurta olayını da anlatmıştım geçen. Tamam. Anladın mı? Mesela abi yumurta diyelim tamam mı? Yumurta bir tane evet. mi? Evet. Bir tane. Al çöz bakıyor. Ama kırıyorsun bir bakıyorsun içinde ne var? İki öz var. Bir beyaz bir sarı. Evet. Ama hala yumurta birdir. Anladın mı? Ama yumurtanın yapı olarak net kendi yapıdadır. Yani yaratıcı işte içine açtın. Yani yaratıcı şurada şu burada bu kavram bana uymuyor yani şu an mantıklı söylediğim şey bana uymuyor. Hani ya onun içini açtın da işte iki tane farklı çıkıyor. Ne oldu Tanrı'nın içerisinden atıyorum ki açılıp içinden farklı varlıklar mı çıkıyor? Ne alakası var abi? Şimdi ben onu öyle bir örneklenme verdim. Sen alakası yok. Yani örnek de bana mantıklı gelmiyor. Hani içinden yumurtanın şöyle çıktığı. Yani babayı bir beyin olarak düşün yöneticidir tamam mı? Tamam. Oğul bir görünümdür. Kutsal ruh ise insan bir ruhu gibi düşünebilirsin anladın mı? Ama insan ruhu değil, yaratıcı. Misal örnek veriyorum abi ben sana. Tam yok yok yani yaratıcı neden böyle bir şey yapmıştır? Abi ne bileyim ben şimdi ona bakarsan bazı şeyler cevaplanamaz. Neden? İslam dininde mesela örnek veriyorum. Tanrı kim yarattı? Ya hayır bunu İslam dininin açıklamasına gerek yok ki. Yaratıcılık vasıflarında yaratılmak yoktur zaten. Yaratıcılık doğmak vasıfları. Yoktur. Ya onu demek istiyorum. Hani bazı şeyler cevaplanamayabilir. Yok bak veriliyor. Her türlü veriliyor. Yani İslam inancında mesela diyorum ya örnek veriyorum sen sorular soruyorsun vesaire. Bunu ben bilemeyebilirim. Örnek veriyorum bir soru sorarsın. Belki bilemeyebilirim bu sorunun cevabını. Allah mesela dünyayı yaratmadan önce ne yapıyordu? Ne yapıyordu? Onu da cevaplarız. Buyur sen. Hiç problem yok. Bak şimdi bir şey ne yapıyorsun diye sormak için zaman kavramının içinde olman lazım. Yani ne oluyordu onu da ben de ne işte, zamanı boş ver ne yapılıyor ne oluyor? Hayır hayır ben de onu anlatıyorum bak çok net. Yani en dip seviyede anlatıyorum. Diyorum ki birine veya bir zaten ne yapıyordu, ne yapıyorsun, nasıldı gibi soruları sorman için bu zaman kavramı içerisindedir. Bu soruyu sorman için bu kavram. Zamandan ve mekandan münezzeh olan birine bu soruyu soramazsın. Yani mesela ben şuna diyemem ki kaç tane köşesi var şu çembere hani bardağın. Çünkü köşe kavramının içerisinde değil. Ne yapıyorsun sorusu da zaman kavramının içinde olduğundan dolayı zaman kavramının içinde olmayan bir zata bu soruyu soramazsın. Anladın mı demek istedim? Bak bunun da cevabı var. Yani elhamdülillah her şeyin cevabı var. Ha, ben hepsini biliyorum demiyorum. Birçok çok eksiğimiz var. Ama İslam dininde yapılan her bir fiiliyatın muhakkak ve muhakkak açıklaması var. Ama işte diyorum ya ben İncil'i okuduğum zaman yani açıklama bulamıyoruz. Hani diyor ya ne bileyim ben işte yaratıcı. Ya ne bileyim olmaz ki. Ya yaratıcı olsan oyun mu oynuyor? Hani bize bir şey bildirmesin. Hani neden bunu yapmış? Neden İsa Aleyhisselam'dan önce hani inanca göre, Hristiyan inancına göre işte peygamberler göndermiş. Ondan sonra neden kendi gelmiş gibi örneği veya kendi ruhunu göndermiş? Niye böyle olmuş? Yani bunun bir açıklaması olması lazım. Ama ben İncil'i açtım. Tevrat da aynı şekilde açtım. Bunun hiçbir açıklamasını bulamadım. İsa Mesih bizim kendi... Abi dur kafam çok şey oldu biliyor musun? Öyle vurdum. Kafam çok... İsa Mesih bizim için aslında geldi. Anladın mı? Kurtuluşumuz için geldi. Zaten İncil'de de bu da yazıyor. Kurtuluş için geldi İsa Mesih. Niye başka yerde de biraz önce okuduk ya dedi ya benim kurtuluş için ben bunun için gelmedim dedi. Hangi ayet? Hani biraz önce okuduk ya. Dur bulayım bir dakika da. Savaştan kurtuluş için geldi aslında İsa Mesih. Ben bu dünyaya savaşmaya geldim diyor. Savaşmaya geldim değil mi abi? Burada kutsal meseleyini konuşuyoruz. Gerçekten hiç rahat olmamalısın. Ya bu İslam'la alakalı beni biri böyle sıkıştırsa senin rahatlığın, senin böyle işte olaylara gülüp geçmen gibi şeyler yapamam. Abi sıkıntı yok ya Rab biliyor her şeyi. Rab biliyor diye şey yapamazsın. Ya benim şimdi şöyle bir şey var. Herhangi bir ayette cevap veremem. Senin sayende belki şu anda binlerce, belki yüz binlerce Hristiyan Müslüman olacak. Abi şimdi aramızda yaş var. Biraz. Abi açayım. Sen yaşı unut. Burada yaş yok. Öyle mi abi? Yok. Bu masada yaş yok. Eyvallah sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey de var anladın mı? Ben burada çalışmadan da geldim. Sıkıntı yok. Ama benim bir soruya cevap verememem Hristiyanlığın kötü olması değildir. Anladın mı beni?
Yani bir soru değil bana kalsa. Ben hiçbirini alamadım ama dedim ki söylediğimiz ben ayet şu. Ben sana sorduğumda hiçbir şey alamadım işte, abi. Ben dünyaya ateş atmaya geldim. Tamam. Eğer şimdiden tutuşmuşsa daha ne isterim? Hı-hı. Hani bak hani orada da... Savaşla alakalı bir ayet de var. Devam ediyor. Sonra diyor dünyaya selamet getirmeye mi geldim sanıyorsunuz? Hı-hı. Devam. Ben devam tamam. Size derim ki hayır. Fakat daha doğrusu ayrılık getirmeye geldim. Tamam doğru. Çünkü bundan sonra bir evde 5 kişi olacak, 3'ü 2'ye, ikisi 3'e karşı ayrılacak. Tamam Hristiyan. Şimdi hani biraz önce dedin ki ya hani tamam şunu desen, deseydik. İşte diğer peygamberler geldi, insanları işte selamete yönlendiremedi vesaire. Ondan sonra işte baktı ki yaratıcı, Tanrı işte olmuyor ben müdahale edeyim diyor diyelim ki. Geldi ama geldikten sonra ayette bunu söyledi. Hani bunun için gelmişti? Veyahut da her şeyi gücü kudreti yeten yaratıcı bizzat kendi zatıyla geliyor. İnsanlara tebliğ yapıyor ama bunu söylüyor ve insanlar hani düzelmiyor vesaire hani sıkıntılar yaşanıyor. Nasıl oluyor? Yine büyük bir çelişki içerisinden sokuyor beni. Hani beni sokuyor. Çelişki değil abi. Cevabı hepsinin var zaten içinde. Muhakkak. Hazırlıklı değil hesap sıkıntı. Zaten ikinciyi çekelim abi o zaman ya da yok, iki de olabilir. Bu olayı örnek veriyorum yarım saat önce konuşmadık. Ki bak inan benim bunlar böyle günlerce hazırlandığım bir şey değil. Ben İncil'i çok önce kaç sene önce ben aldım aynı şekilde. Hatta işte ben aldığım zaman işte beni aradılar. Nasıl buldunuz dedim tam istediğim gibi buldum. Ben araştırmacıydım. Tam da istediğim gibi buldum yani hani konuştuk. Baktım hani bir şey değil. Yani ben örnek veriyorum okudum. He şöyle de bir durum var. İnce ince her sayfasını Kur'an gibi üzerine düşmedim. Düşmediğim halde bunlar çıktı. Bilmiyorum düşsek belki daha fazla şey olabilir benim ama. Benim yanlışlıkla bir tanesi hiç hazırlanma yok, bir şey yok. Pat 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 diye. Ama yani yarım saat önce sözleşmedik bu evet, videoyu çekeceğimiz. Bu videoyu dün konuşmadık kanka. Bunu biz haftalardır konuşuyoruz. Bir de şöyle bir ya şey bir var. Ya bir de bu bahanenin arkasına sığınma. Haftalar değil bahane. Kardeşim bu bahanenin arkasına sığınma. Bana sıkıntı yok abi, sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Telefonda söylüyorsun. Bana sıkıntı yoksa sıkıntı yok o zaman. Yok haklısın ben bir şey demiyorum. Cumartesi bir video çıktı. Gece pazartesi oldu. Ben bir şey yapmadım. O suç benim zaten. Ben bir şey demiyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela bu... Yani başarısızlığını şu an bize mal etmeye çalışıyorum. Ben sana bir şey demiyorum zaten. Aslında başarısızlığını bırak. İçerisindeki olduğun durumun mantıksız olduğunu kabul et. Hayır. Aşağı. Mantıksız kardeşim. Aşağı. Mantıksız kardeşim. Yok yok vallahi değil. Hangisi mantığa uyuyor şu ana kadar söylediklerimiz arasında? Ya ben de söyledim ben cevap alamadım hiçbir şey. Nasıl alamadın ya? Hepsini cevap alamadım. Allah aşkına yemin ederim senin sorduğun soruları kalben ben dinledim ve hepsinin cevabını aldım. Ben almadım abi şahsen. Sen almadın çünkü senin Allah gerçekten böyle kulaklarını gözlerini bilir demiş yok, ya. Yok yok abi vallahi yok. Ben almadım şahsen almadım. Kardeşim Hristiyanlığa saygım vardı. Eyvallah. Yemin ederim artık yok. Yok abi abi yapma Allah aşkına. Gerçekten öyle ya. Yok. Açık konuşun. Telefonu... Tamam kalsın yerde aldın yok, mesela. Yok tabii. Sıkıntı yok. Benim cevap vermem zaten kutsal kitabın şeyi değildir. Kutsal kitabı bilen değil. Şimdi de bak şöyle bir şey olsa. O zaman niye çıkıp böyle savunuyorsun kutsal kitabı? Abi ben Tevrat'tan abim sordu. Ben zaten Tevrat kafam, kitabınız. Eyvallah ama abi kafam allak bullak oldu. Hiçbir şey cevap veremedim. Ama bak şöyle bir şey var. Bunları hiç bilmiyorum ben zaten. Şimdi mesela diyelim şöyle bir şey olsa. İşte ya 10 tane soru sorduk diyelim ki. Ya 9'unu cevapladın da 1'ini cevaplayamadın. Bu olabilir. Bana da sorsan. Yani ben demiyorum ki. Her soruya net bir şekilde cevap verebilirim diyemiyorum. Yani bu kadar bu ilim bende diye bir şey söylemedim. Ama bana 10 tane soru sorsan hiç olmazsa bir ne bileyim 7-8 tanesini net cevaplarım. Hadi yarı yarıya cevaplayayım örnek veriyorum. Ama cevapladıklarım olur. Ama şimdi biz burada şuraya kadar sorduklarında bu meselenin gerçeği budur şöyle deyip net hala bir cevap alamadık. Yani ben diyorum peygamber zina yapmış ne olmuş? Peygamber alkol içmiştim. Ne olmuş? Abi sen diyorum istedim. Peygamberler günah işleyebilir diyorum. Zaten melek değildir. Olay bu anladın mı? Ya, o zaman peygamberin senden ne farkı var? Niye konuda kitapta yazıyor sizin kutsal ya abi alakası yok. Tamam benim demek istediğim şey peygamberler günah işleyebilir ama cezasını alıyor. Rab veriyor zaten bir süreden tamam, sonra. Tamam o zaman o peygamberin bu kitaba girmesindeki mantık ne? Abi alakası yok şimdi. Alakası yok. O zaman ne burada Berk'in ayeti yazıyor? Ya, alakası yok abi vallahi. Var kardeşim senle aynı seviyedeyse niye burada? Yok alakası yok abi ben dediğim gibi. Yok işte alakası yok diyorsun ama bak mantıklı bir şey. Ben diyorum ki mesela peygamberin peygamber yapan benden üstün olmasıdır. Peygamber olabilmesi için yaratıcının sevdiği bir kul olması lazım. Yani ona uygun olması lazım anlatabiliyor muyum? Yani benim kusurlarım olabilir, yanlışlarım olabilir bak Müslüman olarak. Ama neden ben peygamber olmamışımdır? Örnek veriyorum çünkü yaratıcının tam istediği bir profilde bir insan profilim yoktur. O profile uygun bir insan profilini o yaratıcının beğendiği yani hoşuna gidecek profildeki insan bir muallim olabilir. O bize bakıyorsun ya çocuğuyla zina eden mi
ve yaratıcının evet. sevdiği bir profilde. Hırsızlık yapmaya teşvik eden mi çizgin bu profilde? Ben diyorum ki sana, sen şurada ticaret yaparken bile birinin üçkağıtçılığını gördüğün zaman hemen diyorsun ki yok zarara girerim geri çıkayım. Hı-hı. Ya böyle bir mesela 3 kuruş kazanmak için hemen kendini çekiyorsun. Ben Hı-hı. de diyorum ki ahiretini etkileyecek, ebedi hayatını etkileyecek bir mesele için röntgenciye mi inanırsın? Ne bileyim alkolüye mi inanırsın? İnanmazsın çünkü dersin ya kardeşim sen de kendin düzgün bir ahlakta insan değilsin ya. Yani, beni mi doğru yola sevk edeceksin dersin? Ben değilim gibi abi. Peygamberler günahlıdır. Günah, ya sen ne dersen ben sana tekrar tekrar söyleyeyim. Peygamberler günahlıdır. Günahlıdır. Adem gibi günahlıdır. Tamam. Hani sıra yüzünde? Öyle diyorsan öyle olsun. Senin inancın. Peki yumurta örneği yeterli mi sence Tanrı'nın açıklamada? Şimdi koskocaman ben baba okusalara gidip de yumurta örneğiyle vermem de iyi değil aslında ama çok derin bir şu konu, evet, anladın yumurtayı mı? Yumurtayı çok iyi çalkalayınca çünkü karışıyor birbirine. Alakası yok. Ama özde bir sanırım. Ya bu senin cevapların gibi oldu benim söylediğim şey. Bizi ikna et. Nasıl ikna istiyorsun abi? Size ne lazım? Ne gibi bir şey istiyorsun abi? Bana Hristiyanlığın mantıklı bir şey olduğuna ikna et ya. Ya abi öyle, öyle bir kafam karışık abi. Benim sana bir şey söyleyeyim. Bu zamana kadar Hristiyanlığa bakışım hep neydi biliyor musun? Ya mantıklı bir dindir, bize çok yakındır. Çok fazla hani böyle işte bizden uzak bir şey değildir. Vallahi hep böyle düşünüyordum ya. Allah senden razı olsun. Ya alakası yok abi. Alakası yok abi. Evet. Umarım istifadeli olmuştur. Bilmiyorum ne yapalım ben de. Evet, İkinciyi daha... çekelim abi. Belki 2'ye 1 yapabiliriz. 2'ye 2 de olabilir. 2'ye 1 de. 2'ye 2 yani. 2'ye 2. Sen... 2 kişi yani. Bir kişi yanında bir kişi senin yanında olabilir. Hayır benim anlamadım. Sen yanında birini mi istiyorsun? Niye abi sen... Tevrat'tan çok böyle. Ben Tevrat'a hakim değilim. Vurdu zaten benim kafam. Orada Allah kullak oldu Allah aşkına. Tevrat dedim ben dedim baştan. Tevrat'a hakim değilim ben. Ya sana şimdi, dedim abi Tevrat'a hakim değil. Bak, ben de Tevrat'tan da soracağını biliyorum. Ama tamam da Hristiyan'ın ne kadar şey diyeceksin. Kardeşim ben İncilci Hristiyan'ım. Ya şimdi ama hala şimdi şunun gibi bir farklı abi. Ama şimdi çok bak Tevrat'tan bana yani sen tasdikliyorsun cevap vermekte. Diyorum ki zina yapmış. Tamam. Ne var neyse. Ya madem uygun değil niye tutkasın diyor adam. Yok abi ben normal görüyorum çünkü. Peygamberler de günah işlemiş diyorum abi. Tamam da peygamberin yaptığı günah da günah değil ya. Çok üst bir şey. Ya senin kızın olsa? Abi o farklı şimdi abi. O farklı değil. Ondan değil. Allah aşkına. O bana içiyor. Senin ben kızın, içmiyorum. Senin kızın olsa seninle zina yapsa sen istemesen. Velev ki senin bahsettiğin bağlandı. Kendini öldürmez misin? Abi ne bileyim şimdi ben o zamanki şey durumu Allah aşkına. Şimdi vallahi sana... ben öldürürüm kendimi. Abi o yapıyor ben yapmıyorum ki. Ama lanet okuyorum. Zaten Süleyman da lanet okudu. İşte Süleyman Lut da peli lanet okudu. Tamam alkol içmesini zaten tasdiklemen de çok enteresan. Bir yeni bir din geliyor. Anladın mı? İnsanın nefsine yeni bir din gelmesi ne demek? Ortamın coğrafyanın yani o toplumun tamamen temellerinin değişmesi demektir. Çünkü her gelen din o temeli değişiyor. Zaten gelmesinin amacı o. Temeli bozuk ki din geliyor. Şimdi ben zaten örnek veriyorum çok sıkıntılı bir hayat yaşıyorum. Yeni bir din gelmiş. Benim bütün temellerimi değiştirecek ama değiştirirken de ya alkol içen bir insan ya zaten değiştirmek istemiyorum temellerimi. Derim ki bu yine içti. Bunu bir yaratıcı bunu nasıl insanın ağzına verebilir? Yani bunu söyleyebilecek bir durumu verebilir. Nasıl peygamberi içebilir? Peygamber demez mi? Ya bu toplumun ahlakı zaten bozuk. Ben bunların eline hiçbir şey vermemem gerekiyor. Yani bana inanmamalarına dahil. Vermemem gerekiyor. O yüzden gidip alkol içmemem gerektiğini nasıl bir peygamber düşünemez? Çok saçma olur. Buna inanan bir insan. Yani enteresan. Bak diyorum ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakıyoruz. Ya çocukluğunda bile... Hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamamış. İnsanlar Mekkeli müşrikler demiş ya Muhammed el-Emin diye. Biz bakıyoruz yani İslam'ın peygamberler için çizdiği profil benim kalbime de aklıma da yatıyor. Ama İncil'in çizdiği profil, Tevrat'ın çizdiği profil benim hiçbir şekilde aklıma kalbime yatmıyor. Yani bunu da şey yapamıyorum yani açıkçası. Kur'an-ı Kerim'i kim yazdı? Hazreti Osman zamanında çoğaltıldı. Şimdi abi bildiğim konuları bile unuttum. Öyle bir kafam karıştı ki. Kardeşim sen karışma şu, yok aslında. Sen çok soğan var ya öyle bir yerdesin ki şu an milyonlarca, milyarlarca Hristiyan'ın saygısızlığı... Bana kızacaklar zaten ben biliyorum. Bana kızacaklar da biliyorum ben zaten yani. Ama çalışmadan kızdım bu benim suçum. Buradaki Hristiyan kardeşlerimden de özür dilerim. Temsil de demedim. Belki yanlış ya hata yaptık Rab bilir ama onun her şeyi Rab bilir. Belki Rab beni cezalandırdı. Belki Tevrat'tan cevap veremem ben budur. Belki de Rab sana doğru yolu gösteriyor. Yok Rab ben zaten doğru yoldayım. Haklıyım ben zaten. Ona her zaman inanıyorum. İkinci bir şey çekelim abi. Onunla hepsine konuşuruz tekrar isterseniz. 2'ye 2 de olabilir. 2'ye 2 olmaz kardeşim. Tek bölümde yapabildiğini yap. Ben... Yani burası şey değil yani. Böyle
Ben geleyim de burada bakarım iş riske bindi. Giderim hazırlanırım bir daha gelirim. Hı hı. Yok, yanlış yaptım. Hazırlanmam ama benim suçum zaten. Ben onu zaten söylüyorum. Anladın? Yani hani biz ya dedim ya, biz hiç programı 2-3 çekeceğiz diye girmedik. Yani. Yok, ben de zaten bir şey anladım. Zaten. Hani o noktada. Çünkü bu sefer yani işte yok bana o zaman bu sefer de diyelim ki benim cevaplayamayacağım soruları hadi 3'ü çekelim. Bu yılan oyunu gibi devam eder. Hani böyle ne devam eder. Tamam burada kaldık. Kur'an'ı kim yazdı? Kur'an'ı kim yazdı? Sahabeler yazdı. Kur'an kutsal bir kitap mı sence? Değil. Neye göre değil? Ben inanmıyorum Kur'an'ı direkt. İnanmıyorum diye öyle şey yapamaz ya. İnanmıyorum. Mesela biz inanmıyoruz. Neden inanmıyoruz? İşte ayetlerimiz burada. Örnekler burada. İnanmıyoruz çünkü kızla zina eden bir peygamberin yolundan gidemeyiz. İnanmıyoruz çünkü karıyı kızı gözetleyen peygamberin yolundan gidemeyiz. İnanmıyoruz çünkü hırsızlığı tavsiye eden bir dine inanamayız. İnanmıyoruz çünkü diye gider. Doğru. Bizim bir delilimiz var. Senin Kur'an'da bu mantıksız ve bu mantıksızlığa kabul edemem diyeceğin bir mantıksızlık varsa sun abi. Abi ben direkt ben Hazreti Muhammed'e inanmıyorum. Hazreti Muhammed'e neden inanmıyorsun? Ya mesela diyorsun İncil, Tevrat, Zebur değişti. Neden inanmıyorsun biliyor musun? Çünkü sen kızıyla zina eden peygamberlerin yolundan gidiyorsun. Ya alakası yok, ben Rabbimin yolundan gidiyorum. Tamam, senin Rabbin zaten o değil mi? Rabbi sen Mesih benim yolum. Tamam. İşte Efendimiz'e neden Aleyhisselatü Vesselam'a neden inanmıyorsun? Ben direkt inanmıyorum abi. Ben İncil, Tevrat, Zebur değişti demesi bana bir mantıklı gelmiyor İslam'da genel olarak. Mesela o şeydeki İncil'de geçen meselelerde işte başka birinin geleceğine dair ayetlerde mesela. Yuhanna'da bir çoğunlukla geçen ayetler var. Örnek veriyorum başka bir peygamberin geleceğinden. İşte biraz önce hatta şeyden bahsettik ya işte sahte peygamberleri tanıyın. Hazreti İsa özünden tanıyın. Mi? İşte onların verdiği meyvelerden vesaire. Evet. Burada mesela bunu niye söylemiş? Bunda bir şey yok ya. Şunun gibi İsa, orada deniliyor bir sahte peygamberler gelecek, sahte mesihler gelecek. Burada bir uyarı veriyor. Bunda ne var ki? Tamam. Onlar diyor kuzu postunda görünmüş kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Yani burada şöyle bir şey var. Bak Kur'an ne diyor İslam inancı? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hak peygamberdir ve ondan sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Ayette de sabittir, hadislerde de sabittir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu söylemiyor. Yani bir metot söylemiyor bize. Hani sahte peygamberler gelecek onları şöyle ayırt edebilirsiniz. Bak ayırt etme. Demek ki ayırt etmek diye bir kavram varsa doğru da gelecek, yanlış da gelecek. Ha bunu ayırt etmek sizin elinizde. Bir metot söylüyor burada bize. Şimdi diyorum ki eğer Hristiyanlık inancında bu olsaydı yani başka bir peygamber gelmeyecek. İsa Aleyhisselam derdi ki hak din Hristiyanlıktır ve benden sonra başka bir peygamber gelmeyecektir. Peygamberlerin kapısı kapanmıştır der. Olayı kapatır. Ama İsa Aleyhisselam diyor ki bak böyle böyle sahte peygamberler de gelecektir. Onlar işte böyle tabirler kullanıyor. İşte benimseme orada bir örnekleme veriyor. Diyor ki bunu. Onları böyle ayırt edeceksiniz. Ayırt etme varsa demek ki iyi de var, kötü de var. Doğru da var, yanlış tamam, da var. Ben cevap vereyim. Buradaki olay cevap vereyim şimdi. İsa Mesih dediği gibi ilk ve son benim dediği gibi İncil'de yazıyor. Son benim zaten diyor. Nerede yazıyor mesela? İncil'de yazıyor. Tamam o zaman bu ayetle çelişme oluyor. Ne? Zaten bahsettiğimiz ayette. Benim git işte kuyu ya ayırt etme ayetinden var ya. İsa Mesih'in son benim diyor zaten bir şey demiyor ki. Tam ama benden sonra yalancı peygamberler gelecektir diyor. Bunu da bir şey demiyor ayırt ki. Ayırt etme olayı niye yapıyoruz? Abi yalancı peygamberler gelmedi mi? Hayır ayırt etme olayı niye? Bak şimdi. Abi ayırt etme olayı yok diyor. Yalancı peygamberler gelecektir diyor. Bunda bak, bir şey yok benim ki. İnancıma göre Kur'an-ı Kerim'deki her bir kelime dahi kelam-ı ezeliden geldiği için yani bir yaratıcının sözü olduğundan onun kelamından geldiğinden dolayı başıboş söylenmemiştir. Yani hepsi tamdır. Yani gereksiz kullanılan bir cümle yoktur. Madem ki İncil de böyledir. O zaman İncil'in içerisine neden böyle bir şey konulmuştur? Niye bu? Hani ayırt etme varsa örnek veriyorum. Ayırt etme varsa işte ben mesela Muhammed'e diyorum. Muhammed işte içeriye hırsız girebilir. Sahte işte sıkıntılı insanlar girebilir. Sen onlara bak. İşte sıkıntılıyı veyahut da iyiyi, kötüyü ayırt edebilirsin. Demek ki burada iyi ve kötü, iyi insan da gelecek, kötü insan da gelecek. Buradaki ayette de diyor ya, hani sahte doğruyu ayırt edebilirsiniz. Demek ki doğru da gelecek, sahte de gelecek. Yok. Bak şimdi şöyle bir şey var. Diyor ki onları özünden tanıyacaksınız zaten. Sahte peygamberler gelecek. Orada demek ki iyi peygamberler de gelecek, sahte peygamberler de gelecek diyor. Öyle bir şey yazsa haklısın. Anladın mı? Bak iyi peygamberler de gelecek, sahte peygamberler gelecek. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Böyle dese eyvallah. Ama ya direkt diyor sahte peygamberler gelecek, sahte mesihler gelecek. Şöyle gelecek, böyle gelecek diyor zaten o. Başka ayetler diyor ki ben diyor babaya yalvaracağım. O size başka bir tesellici, hakiki ruhu verecek. Ta ki daima sizinle beraber olur. Kusabır. Ne alakası var ya kendi kendine mi yalvarıyor? Ama şimdi kul özünde ama İsa Mesih.
Kendi içinde değil miydi zaten yaratıcı? Baba Olkusar ruha giriyor işte. Allah Allah. Dua da ediyor çünkü. Yemek diyor. Diyor ki, çünkü diyor dünyanın reisi geliyor diyor. Evet. Yuhanna da geçiyor. Evet. Artık sizinle çok şeytandır, konuşmayacağım. Şeytandır. İsa Aleyhisselam. Dünyanın reisi şeytandır abi. İsa Aleyhisselam. Hı. Bir peygamber olarak, bak burada da peygamberlik vasıflarına uymuyor. İsa Aleyhisselam şeytandan aşağı bir varlık. Dünyanın reisi diyor. Benim reisim demiyor. Tam. İsa Aleyhisselam reis olarak tabir ediyor. Diyor yani biri buranın reisi geliyor diyorsam ben, yani burada kendimi ondan aşağı görüyorum demektir. Ha, alakası abi, dünyanın reisi gelecek diyor. Buna bir şey demiyor ki Allah aşkına, sen her şeyden bir şey çıkarmaya çalışıyorsun. Ama yani... Dünyanın reisi de benim reisim nasıl farklı ediyor? Dünyanın reisi geliyor. Dünyanın benim reisim geliyor ya demiyor. Ya dünya zaten yaratıcının mülkü değil midir? Evet. Yani düşün, örnek veriyorum. Farz, o zaman yani şöyle bir şey çok saçmalamaz mı? İşte bu stüdyo Muhammed'in. İşte Muhammed diyor ki işte mutfak benim, yatak odası benim, atıyorum işte falanca oda benim. Ama stüdyo Bahadır abinin. Reis burada. Ya öyle bir şey olabilir mi? Allah kıyamet vaktine kadar şeytana bıraktı, anladın mı? Şunun gibi bugün bu kadar kötülük oluyorsa, bak şunun gibi. İzin vermek başka bir şey, mülkiyeti vermek başka bir şey. Mülkiyet alakası yok. Bugün bu kadar kötülük oluyorsa şeytan yüzündendir. Hani İsa Aleyhisselam'dan sonra kim geldi ki bize bir şeyler bildirdi? Bak Gustav Ruh. Abi çok, bak sen bir şey mi? Bunu biliyorum, cevaplayamıyorum. Ne için derse o kadar çok soru soruldu ki. Ama benim, şimdi ben bunu merak Gustav ediyorum. Gustav Ruh'un işleyişi falan hepsini ben bunları çok iyi biliyorum. Ama tamam da geçen İsa Aleyhisselam... Geçen yıl çok güzel konuştuk biz buna, tek tek bir cevap verdi. Ama bu sefer o kadar şey oldu. Benim beynim şöyle böyle gidiyor ki şu an. Seni bu nur yüzünle, bu güzel duruşunla bizim davamıza davet ediyoruz. O Kabe'ye gittiğinde, oradaki uhrevi hatı gözlerinle gördüğünde lebbeyk, Allahümme lebbeyk dediğinde anlayacaksın ki gerçek dava bu. İçerisinde bulunduğun, daha anlatamadığın durumdan kurtulmanı temenni ediyorum. Ben dediğim gibi şu ana kadar Hristiyanlığa hiç mantıksız bakmamıştım. Ta ki bu programa kadar. Haliyle bugün temsil ettiğin Hristiyanlığı gerçekten o kadar rezil anlattın ki. Ne yanlış anlattım, ben zaten biliyorum. Çünkü bak niçin biliyor musun? Kafam böyle, belki Rab beni şu an cezalandırdı diyorum. Ama şu var. Rab seni cezalandırmadı. Aslında Rab sana merhamet ediyor şu an bizle karşılaştırarak. Fakat şu var. Senin cevap veremeyeceğin şeylere, şurada papaz da otursa, çok iyi bilgili bir adam da otursa, o da cevap veremezdi. Veremezdi. Bu da bir duyuru olsun. Bu videoyu izleyen bir Hristiyan dosta sesleniyorum. Eğer ki gerçekten sen bu işi savunabilirsen, gerçekten Hristiyanlığı samimi manada böyle yaşını başını almış ve artık her konuda mükemmel bilgiye sahibim diyorsan, lütfen sen bize ulaş bir papaz olarak, artık kim olacaksa bu. Bu böyle hani işte sadece ben varım ve çıkar Hristiyanlığı savunurum demek de olmuyor. Buraya kim oturursa otursun, bu arada Bahadır abi gerçekten şuraya kim oturursa otursun hiçbir sorunun cevabını veremezdi. Bana da öyle geliyor. Öyle kardeşim ya. Ben çok böyle uzatıp konuyu böyle hani daha fazla sizi yormak istemiyorum. Hoş bir çocuksun. Canısın yani. Bunda hiç sıkıntı yok. Yani. Ama misyoner değilsin kanka. Ya da inandığın dava boş. Ya ondan değil abi. Zaten bugün zorlu bir gündü benim için. Daha sigara bile içemedim ha falan. Ya yok, sigara falan kullandığım yok abi de. Yani hazırlıksızdım. Suç benim suçum. Zamanın suçun değil bence. Ne? İnandığın kısa yani aşağı, suçum. Allah'ın kitabında hiçbir suç olmaz. Onu anlatamadığım için suç benim suçum. Belki bak, bizim saygımız sonsuz. Yani. Size indirilene ve sizden önce indirilenlere saygı duyun diyor Allah. Bizim saygımız sonsuz. Ama tahrip edildiğini, mesela bu ayetlerdeki bu bizim mantıksız gördüğümüz şeylerin olduğu da gün gibi aşikar. Ben şey yapmıyorum. Ben kutsal kitabıma güveniyorum. Rabbime de güveniyorum. Ben ne derlerse derse ben kutsal kitaba inanıyorum yani. Dediğim gibi ben kutsal kitabı seviyorum yani. Evet. Allah sevginizi arttırsın. Bizim de saygımız sonsuz. Bu arada asla böyle hani ne Bahadır abi olur ne ben olayım kutsal kitaba saygısızlık etmiyoruz. Sizin kutsal dediğiniz şeylere saygısızlık da etmiyoruz. Hiçbir bizim gibi bilinçli insanlara gidip bir kiliseye saldırdığını da göremezsin. Bu aptallıktır. Gerizekalılıktır. Bizim saygımız sonsuz. Ya. Ama değiştirildiğine eminiz. Sen öyle diyorsan sıkıntı yok ama ben inanmıyorum abi. Ben Rabbin kelamını her zaman koruduğuna yine inanıyorum. Yine de savunuyorum. Ne olursa olsun diyorum, anladın mı? Söylemek istediğin bir şey var mı Bahadır abi? Allah razı olsun. Sen güzel abi. Bir program oldu. Evet, bir kez daha olsun. Hem kendi imanımın arttığını şahit oldum. Vallahi ben de. Güzel şeylere vesile olacağını da ben inanıyorum. Çok da güzel oldu. İnşallah başka programlarda görüşürüz. İnşallah, inşallah. Kıymetli dostlar, dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Bahadır Malkoç'un Instagram hesabına ulaşabilirsiniz.
Kafanızda soru işareti vardır ve sormak istiyorsunuzdur. Direkt kendisine sorabilirsiniz. Aynı zamanda Mabey'in YouTube kanalına da abone olmayı, oradan takipte kalmayı unutmayın diyorum. Bu programda da sizleri Yüce Rabbe emanet ediyorum. Kardeşim eklemek istediğim şey var mı? Can sağ ol abi. Can sağ ol. Ama dediğim gibi benim burası... Bence özür bir borçlusun. Özür benim. Rab'den özür dilemem lazım aslında da. Sen bir kiliseye git günah çıkartır bence. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı kilise, yok. Seni bir kilise paklar. Kıymetli dostlar, Bahadır abi senin eklemek istediğim şey var mı? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. O zaman sizleri alemlerin Rabbine Yüce Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hem de şunu söylemek istiyorum. Yeraltı ekibinde bizlere destek veren Şerif kardeşim, Semih abim ve diğer tüm ekip arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.